İyi akşamlar. Müzakereye hoş geldiniz. Pek çok konu bir kez daha birikti. Elimizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberini verdiği yargı reformu konusu var. Ekonomiyi de gerçi söylemişti ama yargı konusuna odaklanabiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti kapatma çağrısı var. Halkların Demokratik Partisi için bu nasıl sonuçlanacak diye sorulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafsız, sembolik Cumhurbaşkanı önerisi var elde. Parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem var. Cumhur ve Millet İttifakı dışında acaba üçüncü yol mümkün mü sorusu yanıt bekleyen sorular arasında. Erken seçim çağrıları da muhalefetten gelmeye devam ediyor. Temel olarak böyle toparlayabiliriz. Bir başlık daha var, onu sonraya sakladık. Önce konuklarımız. Siyaset bilimci doçent Can Kakışım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hukukçu Serkan Toper burada İstanbul stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş. Hoş geldiniz. Ve İstanbul Ekonomi Araştırmaları Müdürü Can Selçuki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Müzakere başlıyor. Bir konu daha var demiştik, onu sonraya bıraktığımızı söylemiştik. Orası işte başlangıç noktamız olacak. Ne olmuştu? Soru bu. Cevapsa şöyle. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu aynı gün üstelik farklı saatlerde kimliği belirsiz, bazılarının belirlendi gibi görünüyor, bazı kişilerin saldırısına uğradı. Örneğin bir kişi Selçuk Özdağ parmağı kırıldı, 17 dikiş atıldı, başına ve yüzüne ağır darbeler almıştı. Ankara'da Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na gelince 4 kişi gözaltına alındı, onlar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırının ardından gelen açıklamalar, öncesini de hatırlatacağız kısaca elbette ama Devlet Bahçeli'ye sorular sormuştum diyor Selçuk Özdağ. MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla, silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu diyor. Kapsamlı bir açıklama ama çok vaktimizi alacak. Bunun yanında Semih Yalçın bir şeyler kaleme almıştı. Bunun ardından söz konusu saldırıların haberleri geldi. Böyle söyleyelim. Semih Yalçın'ın açıklaması da uzun, son derece uzun. Selçuk Özdağ adında bir siyaset bukalemunu diye başlıyor. Bir yerinde alıntıdır. Ülkücülük kalın geldiği için taşıyabilecekleri daha kolay yükler arayan bu gibi gevşekler diyor. Siyaset tarihimizde dönek, hain, oportunist, revizyonist, bukalemun satılmış, satıcı gibi sıfatlarla anılmaktadır diyor. Ve Selçuk Özdağ da bu kapsam içerisine sokuyor. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir açıklama daha yapıyor. Yine onun sonlarına doğru bir alıntı. Bu hareketin delisi çoktur. Talimat filan dinlemezler. Bakın biz 80 öncesinin içinden geldik. Saldırı, şiddet, bunları bizzat yaşamış ve çok acılar çekmiş insanlarız. Şiddet kesinlikle yanlış ve gayrimeşru bir yöntem. Bırakın böyle bir saldırının arkasında olmayı, tamamen bu saldırının karşısındayım dedi Semih Yalçın ikinci açıklamasında. Tepkiler, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Başkentin göbeğinde siyasi terör saldırısına uğrayan kardeşim Selçuk Özdağ'ın ameliyatı şükür başarıyla sonuçlandı. 24 saat geçti, silahlı sopalı saldırganlar nerede, azmettirenler nerede? Failler bulunup ortaya çıkarılana kadar soracağım, terör Ankara'da, failler nerede diyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer bir özet çıkarıyor o da. 2021'in ilk 15 gününde 5 gazetecinin fiili saldırıya uğradı. Kaydediyor. Gazeteci ve siyasetçilerin can güvenliğinin iktidarın sorumluluğunda olduğuna dikkat çekiyor ve şöyle diyor. 2019 yılında 34, 2020 yılında 17 gazeteci saldırıya uğradı. Cezasızlık politikası devam ederse saldırılar artarak sürecektir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamasının bir yerinde failler hukuk önünde hesap verecektir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklama geliyor. Siyasetçi ve gazetecilere aynı gün organize saldırılar düzenlendi diyor. Organize kısmına dikkat çekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu saldırıyı kınıyorum diye bitiriyor söz konusu açıklamasını. Engin Altay CHP Grup Başkan Vekili o da mafya CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu tehdit eder. Meclis Sayın Başkanı susar. Eşkıyalar meclisin 3 dönem üyeliğini yapan milletvekili Selçuk Özdağ saldırır. Meclisin Sayın Başkanı susar. Sonra da söz dediğince kızarlar diyor. Açıklamalar peş peşe geliyor. Bu konuyla başlayacağız. Elbette mahkeme kurup kimseyi yargılamak burada niyetimiz değil, görevimiz de zaten değil. Müzakere edeceğiz konuyu ama siyasetle genel olarak belki bir bağlantı kurulabilir. Kurulabilirse eğer nasıl kurulabileceği konusunda Can Kakışım'dan yardım isteyebiliriz öncelikle. Evet, tabii bu çok kötü bir görüntü oldu. Gerçekten de artık Türkiye siyasetinin arınması gereken bir hareket tarzı ve hepimizin de yaka silktiği davranış tarzları ve tam bir üçüncü dünya ülkesi siyaseti görünümü.
Tabii 3. Dünya ülkelerinde siyasetin görünümü çok fazla siyaset gibi de olmuyor. Bunun çok fazla örneğini görebilmek mümkün. Eğer çünkü işin içine şiddet girerse, eğer fikir yarışmasının yerine şiddeti siz bir şekilde yerleştirir ve bunu siyasetin fikir tartışmasının yerine geçirir, bunun çok doğal bir parçası yaparsanız orada artık siyasetten çok farklı bir şey var demektir. Çünkü siyaset demek toplumdaki çıkar çatışmalarının, farklı fikirlerin bulunduğunu kabul etmek ve bunların ideal bir düzende, ideal bir noktada buluşmasını sağlamaktır. Bunların kavga etmeden veya insanların birbirlerine zarar vermeden çözülmesini sağlamaktır. Siyaset sanatı bu bağlamda önemlidir. Ama eğer orada bir fikir çatışması değil de doğrudan şiddeti içeren bir görüntü varsa buradaki artık siyaset bile olarak bile değerlendirilemez gayet tabii ki. Genel o yüzden olarak de, siyasetle doğrudan bir bağlantı kuruyor musunuz? Yani burada maalesef ki Türkiye'de o kadar ciddi bir siyasi cepheleşme süreci var ki burada yaşananların yani çok adi bir saldırı olmadığı da açıkçası benim açımdan pek tartışılacak bir husus değil. Yani Türkiye'de eğer siyaseti yönlendiren insanlar söylemlerine dikkat etmezlerse, eğer olabildiğince sert sözlerle karşılarındakilerini tahkir ederlerse, eğer onlara yönelik soruları veya onlara yönelik en doğal eleştirileri çok büyük hakaretlerle karşılarlarsa veya eğer bazı liderleri eleştiriden münezzeh bir hale getirmeye çalışırlarsa varılacak sonuç bu olur. Şimdi gönül ister ki ortak bunlar nokta ne peki? MHP'nin eleştirilmesi mi? Yani ben bundan başka bir sebep göremiyorum. Şimdi bu ilk defa da olan bir şey değil. Bundan daha önceki süreçte de MHP yönetimine eleştiri getiren bazı gazeteciler benzer saldırılara uğramışlardı. Sabahattin Önki var, Yavuz Selim Demirağ, Ahmet Takan, Murat İde, İsrafil Kumbasar. Hepsi daha önce MHP'ye yönelik eleştirilerinden dolayı bu gibi saldırılara uğramışlardı. Şimdi burada doğrudan bir partinin en üst düzey yetkililerinden birisinin de saldırıya uğradığını görüyoruz. Sonrasında bir gazeteci ve yine gazetecilik yapan bir avukat, bir hukukçu da böylesi bir saldırıya uğruyor. Yani bunların arasında bir ilişki olmadığını söylemek bence çok fazla hayalcilik olur. Bunu söylerken şu iddiada bulunmuyorum gayet tabii ki. Sayın Semih Yalçın burada azmettirici bir pozisyondadır demiyorum. Gayet tabii ki böylesi. Kendisi de söylüyor zaten. Böyle bir, iddiada gayet tabii ki bulunmuyorum. Kendisi de bunu söylüyor. Fakat şimdi sizin söylemlerinize dikkat etmediğiniz noktada o zaman sizin düşüncenizden yola çıkarak veya sizin yaklaşım tarzınızdan yola çıkarak kraldan fazla kralcılık yapanlar da her zaman bulunur. Kendisi şunu söylemiş. Bizim hareketin çok fazla delisi var. Delisi demiş. Çoktur diyor. Ne demek istiyor? Yani biz bu noktada rahatsızlığımızı dile getirirsek veya bu noktada eğer bir MHP'nin yönetimine yönelik bir eleştiri söz konusu olursa veya en azından bu bazı noktalarda seçmenlerde bir rahatsızlık yaratırsa o zaman bu insanlar harekete geçer demek istiyor. Şimdi az öyle önce demiyor, Sayın Semih Yalçın'ın birazdan toparlar. Gelecek. Şimdi sizle devam edeceğiz. Şimdi Sayın Semih Yalçın'ın daha önceki tweet'inde söylediklerini okudunuz. Mesela Türkiye siyasetine bu söylemler işte satılmışından tutun da bunun seciyesi bozuk vesaire gibi sözlere kadar bu kalemundur, şudur budur. Bunların Türkiye siyasetine ne gibi katkısı var? Yani bunları söylediğiniz zaman Türkiye siyaseti daha ideal mi oluyor? Yoksa Türkiye siyasetinde sadece cepheleşme, sadece düşmanlık mı üretiliyor? Yani şunu ben merak ediyorum. Sayın Selçuk Özdağ'ın söylediklerinde bu kadar büyük tepki verecek ne var? Bakın, kavga mevzusunu bir tarafa bırak. Kavga değil ona, saldırı demek lazım. Saldırı tarafını bir tarafa bırakıyorum. Ben diyorum ki Selçuk Özdağ'ın söylediğinde bu kadar tepki gösterecek ne var? Çok şey var, çok. Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerini saygı çerçevesinde dile getirmiş. Buna yönelik eğer söylenecek sözler, bakın tekrar söylüyorum, kavgayı, saldırıyı bir tarafa bırakarak söylüyorum. Eğer hakaret içermeden dile getirilemiyorsa
burada bir sorun var demektir. Burada sizin Özdağ'ın şahsına yönelik fikirlerinizi, bu noktadaki eleştirilerinizi hakarete başvurmadan, insanları aşağılamadan dile getirmeniz gerekir. Eğer bunu yapmıyorsanız, siz bunu azmettirmeseniz bile, hareketin eğer delisi çoksa, insanları siz yanlış yönlendirmiş olabilirsiniz. Ve maalesef şunu da söyleyeyim ki bu ilk defa da olmuyor. Bakın şey açısından demiyorum, saldırı açısından demiyorum. Az önce bazı gazetecilerin isimlerini verdim. Bunu daha sonrasında eğer siz olumlayacak tarzda konuşursanız bu gibi saldırılar olur. Neyi mi kastediyorum? Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarından bir tanesi Erkan Akçay daha önceki dönemde İsrafil Kumbasar adlı gazeteci saldırıya uğradığında onun resmini Twitter'da paylaşıp kanlı yüzünü Twitter'da paylaşıp bu yakışıklı kimmiş? Bunun çok affedersiniz şerefsizlik testi pozitif çıkmış vesaire diye bunu paylaştı. Eğer bu yapılırsa veya eğer bu kadar sert bir üslup kullanılırsa halk nezdinde, o seçmenler nezdinde siz azmettirmeseniz bile bu gibi sonuçlar olur. Peki. O yüzden de bizim bir siyasetçi etiğiyle eğer davranacaksak söylemlerimizi doğru bir şekilde kurmamız, bize yönelik eleştirileri, bize yönelik soruları da aynı olgunlukla karşılamamız, aynı olgunlukla cevaplamamız gerekli. Peki. Eğer bu yapılmazsa buna uzaklaşıldığı takdirde de bu gibi sonuçlar olur. Ve siz her ne kadar bununla bizim ilgimiz yok deseniz de doğrudan ilginiz olmasa da o siyasi iklimin kutuplaşmasından dolayı sizin bununla bir ilginiz olur. Peki, teşekkür ederim. Serkan Toper, öyle mi? Temel sorun eleştiriye tahammülsüzlük mü? Bakın şimdi öncelikle şiddeti meşru görmek, hukukun dışına çıkarak insanlara karşı bu şiddet eylemlerine girişmeyi tasvip etmek mümkün değil. Elbette. Sayın Semih Yalçın da ne diyor? Bırakın diyor yanında olmayı. Tamamen diyor karşısında olur. Az önce okudum evet. Ya tartışmaya kapatmış. İkinci açıklamasında dolayısıyla bunu söylüyor. Ama Sayın Kakışım şeyi diyor. Yani ilk açıklamadaki üslupta sıkıntı var, sorun geleceğim var. Geleceğim oraya. Dolayısıyla bu şiddeti hep birlikte ne yapalım? Kınayalım. Diyelim ki olmaz. Şiddet bir metot değildir. Fikirlerin olduğu yerde. Ama bu şiddet eylemleri üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Ülke Ocakları'nı da zan altında bırakmak. Ülke Ocakları'na buradan bir fırsat bulup nasıl Ülke Ocakları'nı şiddetle yan yana getiririme dair bir zemin oluşturma çabalarına da müsaade etmemek lazım. Herhangi bir bağlantısı var mı yakalanan yahut kimliği belirlenen kişilerin? Hayır, emniyet açıklar. Bağlantısı olur olmaz onu bilmiyorum ben. Emniyet açıklayacaktır. Gördünüz hiç en ufak bir savsaklama olmadan saldırının failleri emniyet tarafından gözaltına alınmış. Ve adli kontrol şartıyla 4 kişi serbest bırakılmış. Elbette ki yani. Sonuçta mesela buradaki cezalardan bahsettiğimiz cezalar basit tıp bir müdahaleyle giderilebilecek derecede yaralamadan bahsediyoruz. Cezası 3 ay 5 aylık olaylardan bahsediyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Elbette ki tutuklamayacak. Eyvah eyvah. Ha. Yani sokakta çevrilip dayak yemenin ya da dayak atmanın faturası orada bu. Selçuk Özdağ'la alakalı bir kırık varsa kırık daha ceza kırılmış. Daha fazladır. Ama evet. Yani kafası gözü kırıldı adamcağızın. Ama tutuklama burada hep tartışıyoruz yani. Demirtaş serbest bırakılsın diyoruz ya ne yapalım? Dartlı adam mı tutuklansın? Esas olan ne? Tutuksuz yargılanma. Nihayetinde bu şiddetin Ülke Ocakları'yla MHP'yle yan yana gelmesini de eleştirmek lazım. Ne alaka demek lazım. Şimdi sevgili Can dedi ki eleştiriye tahammül... Bir ortak nokta olarak gördü onu. Eleştiriye yani. Tahammülsüzlük. Eleştiriye tahammülsüzlük yok. Eleştiriye aynı şekilde, aynı sertlikte bir cevap verme var. Kimdir Selçuk Özdağ? Sayın Devlet Bahçeli'yi FETÖ ile alakalı sorular sorarken adama sorarlar ya Selçuk Özdağ bu soruları sen soramazsın. Niye soramazsın biliyor musun? Siyaset biraz ilke ister. Biraz ağır duygusu ister. Niye sorarsın? Terörist başı Fethullah Gülen'e Fethullah Gülen'i incitmek Allah'a gücendirmektir demiş bir adamsın. Sen terörist başı Fethullah Gülen'i Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi ile, Mevlana ile, Hacı Bayram Veli ile bir tutmuş adamsın. Ne zaman demiş onları? Senin, yani onu derken AK Parti şu anda sizin ittifak içinde bulunduğunuz AK Partiler neler diyordu Allah aşkına? Dolayısıyla. Yalnız herkes bir yerden geçmişe sünger çekebiliyor yani, siyasetçiler bakın, arasında. Siz bunları böyle bir siciliniz var. Siyaset. O dönemdeki siyasi tavrın ötesinde bu kadar içselleştirmiş cümleleri kuracaksınız. Bakın politik söylem değil bunlar. İçselleştirmiş. Bu, içselleştirmeden bu cümleler sarf edilmez. Bu takiye de değildir. O dönem AK Parti'nin izlediği politikaların tezahürü de değil. Bu tamamen içselleştirmiş. Terörist başını kırmak Allah'a gücendirmektir cümlesi haşa. Öyle politik takiye olsun diye konjektürel söylenecek bir söz değil. Peki. Dolayısıyla Semih Hoca da
5 yılda 10 parti değiştirmişsin. Sen şimdi bir kıblen olsun, bir siyasi duruşun olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydın hiç bunları konuşmuyor olacaktın. Çünkü senin siyaset anlayışın Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlamaya yetmez diyor. İlkeler üzerinde hareket eder Milliyetçi Hareket Partisi. Bunları söylerken sen ama bazı sıfatlar da kullanıyor. Alamadığın makamla alakalı ne yaptın? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na en büyük övgü dolu cümleleri kim sarf etmiş? Selçuk Özdağ. Niye? Dönüp dolaşıp da bu konjektür beni yaralar mı? Çok sık araya giriyorum. Ne olur beni affedin ama ya herkes birbiri hakkında neler söyledi ki bugüne kadar değil mi? Neler söylemedi ki daha doğrusu? Burada bir şiddet vakasını konuşurken ne yapalım yani? Şiddeti buraya çarpıp dövelim mi adamları? Evet, şiddeti kınadık. Tamam. Bir de şimdi orada şey var diyor, eleştiriye tahammülsüzlük var. Ya açın Twitter'a. Dedi ki Sayın Devlet Bahçeli eleştirdiği için bir kısım isimlere de bu uygulandı. Ya açın bakın, eleştirim yoksa düpedüz sövmüş mü, hakaret mi etmiştir? Hakaretse mahkeme gereğini yapar. Dövüldüğünü de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülke ocaklarıyla yan yana getirmek için söylemiyorum bunu. Eleştiri değil. Düpedüz ağır hakaretler şeklinde saldırılar gerçekleşti. Yargı? Orada Sayın Semih Yalçın'ın ben bunun yanında değilim, aksine karşısındayım cümlesinden sonra bu konular tartışmaya kapalı. Çünkü Sayın Semih Yalçın ekranlara farklı demeçler verecek, takiye yapacak bir isim değil. Hı. Bu harekette diyor ki ben Sayın Semih Yalçın bacağında kurşun olan, yani terör yandaşları tarafından hedef alınmış bir isimdir. Bu kadar acının çilenin içinden gelmesine rağmen akademik kimliğiyle profesör unvanını kazanmış bir ilim adamıdır. Evet, üslubu serttir. Ama neye karşı üslubu serttir? Haksızlığa karşı. Yoksa kendisi melek gibi babacan bir karakterli bir adam. Haksızlık yapmadan, yok üslubu çok sertmiş, bu kalem olmuş. Bir kişi de desin kardeş, Selçuk Özdağ sana ne oluyor ya? Bu Türkiye'de Fethullah Gülen'le alakalı, FETÖ ile alakalı birilerine soru sorulacaksa en son kişi sensin denmesi lazım. Niye? Şiddet kavramını sadece darp olarak düşünmemek lazım. Şiddetin psikolojik ayağı var. Kaos ve kargaşa yaratmaya yönelik eylemler de bir şiddetin parçası. Yani senin sadece muhalefetten anladığın, toplumun derdiyle dertlenmeden, toplumun kesimlerinin sesini iktidara ulaştırmak. Ey iktidar, ya sen öyle diyorsun da bak, çiftçinin burada problemi var. Emeklerin böyle problemleri var. Doğru mu? Dış politikada şunlar doğru ama şunlarda da dikkat etmek lazım. Böyle bir muhalefet anlayışı yok. Sadece kaos ve kargaşa tellallığından oluşmuş bir muhalefet anlayışı şiddet değil midir? Bütün bunların yanında şurada mutabıkız ama, değil mi? Hakaret varsa, herhangi bir şekilde hakaret Savcılık varsa, bakanlığına gider, yargı başvurulur. Devreye girer, değil mi? Türk Ceza Kanunu 129 hakaret edildiyse sen de hakaret edersen. Herkes için geçerli. Cezasızlık sebebi de olabilir bu. Tamam. Hakarete yani hayır. İşaret ettiğiniz kişilerin beyanatlarını kastederek soruyorum bunu. Sayın Semih Yalçın'ın söylediklerini kastederek sormuyorum. Yani işte şu kişiler de bu şekilde muhalefet yapıyorlar. Ondan sonra düpedüz hakaret ediyorlar diyorsunuz ya. Evet. Burada da mutabıkız herhalde. Evet. Yani yargının devreye girmesi gerekir. Yargı eğer böyle bir şey varsa. Gerekli şikayetler yapılıyor. Tamam. Semih Hoca şunu dedi. Ya adam böyle dedi, haksız iftiralar atarken cevap mı vermeseydik dedi. Biz cevap verdik sonra bu şiddet olayları gerçekleşti diye. Bizim mi sorumluluğumuz evet? Ya da böyle bir olay olur diye biz cevap mı vermeyelim bunlara? Bir şey ne dersiniz? Can Kakış'ın burada söylediği nokta, yani eğer bu hareketin tırnak içinde delisi çok ise o zaman siyasetçilerin de beyanatlarında biraz daha dikkatli olması gerekir demişti. Siyasetin diline çok dikkat etmesi lazım. Çok çok dikkat etmesi lazım. Kaos ve kargaşa tellallığı yapmaması lazım muhalefetin. Yapıcı, iktidarı hedefleyen, milletin sesi olmaya, milletin derdiyle dertlenmeye talip olmaları lazım. Peki. Yani iktidar bunu kötü yapıyor, ben daha iyi yaparım noktasına muhalefet etmek lazım. Burada şiddet noktasında bir mutabakat sağladık. Elbette. Değil mi? Her türlü her zaman karşıyız. Türk Ceza 86-87 belki kemik kırığı vesaire varsa, 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıllık cezalarla, cezası olan şiddet eylemlerine karşı inanılmaz bir duyar gösterdik. Aynı duyarlılığı ben sevgili Can'dan şeyde de beklerdim. Selahattin Demirtaş. Şiddet çağrısı yapıp 50 tane vatandaşın ölümüne sebebiyet veren. Konuları da buraya geldi. Ama 302. Şimdi çerçeveyi oraya kadar götürmeyelim yani. Hayır bakın. Tamam, vaktimiz var müzakere etmek için ama hayır, bu kadar çok, da yok. Çok alakalı. Orada şiddet olunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ya barış güvercini, demokrasi havarisi Selahattin Demirtaş, burada Milliyetçi Hareket'in ülke ocaklarının hiçbir bağlantısı olmayan konu üzerinden ülkücüleri şiddetli ayağına getirmeye çalıştık. Peki. Tamam. Buna itiraz etmeyelim. Çerçeveyi Demirtaş'a kadar götürmeyelim. Ayrı bir programda onu da konuşuruz. Şiddete karşı duyarlıysak, şiddetin babasını yapan,
sokakları terörize eden, insanları canına kastedenlere karşı bu duyarlılığı herkesin göstermesi lazım. Kimsenin de destek olacağını zannetmiyorum. Barış havarisi, burada da acaba burada üç numa dikkat etmediniz de o yüzden mi bu olaylar oldu? Can Bey, cevap vermek ister misiniz? Evet, yoksa lütfen, devam edeceğim, lütfen, adaşınızla devam evet, edeceğim ama buyurun. İsterim. Yani en sondan başlayayım. Ya Demirtaş mevzusuna nasıl gelindi gerçekten oraya, anlamadım. Başka bir problem. Çok yani ayrıca konuşuyoruz. Var böyle. O olaylara da, o şiddet olaylarına da kimsenin arka çıkacağını olaylarına hiç kimse karşı şiddet olayları üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sabah akşam serbest bırakın çağrısı yapılırken MHP ve ülke ocaklarını şiddetle yan yana getirmeye çabalarına karşı set koymamız lazım. İşte biz aynı de şiddete karşı duyarlılığınızı B olayını yan yana getirmeyelim de şu mevcut çerçevemizde kalalım mümkünse. Yani gayet tabii ki eğer orada Selahattin Demirtaş'ın veya herhangi bir diğer siyasetçinin şiddet çağrısı varsa bunu en baştan kınamak lazım. Kesinlikle. Var mı yoksa? Karşı çıkmak varsa lazım. Ve can, o var mı yok mu? O yüzden de lütfen ya bu tür şeyleri bırakalım. Ya. Ama ya, mahkeme sürüyor gerçekten zaten. Ya, bir şey, bir de çok gereksiz ve şey yani artık çağ dışılaşmış bir tartışma usulü var mı yok mu falan. Gayet tabii ki burada siyasetin içinde gayet tabii ki şiddet çağrısı çerçevesinde devam ettirilmesi ve bu noktada insanların birbirlerine zarar vermeye yönlendirilmeleri bizim kesinlikle karşı çıkmamız gereken bir tavırdır ve bu hangi siyasetçiden gelirse gelsin kınanmalıdır. Burada yalnız ben sevgili Serkan'ın söylemlerinde yani şuna halen cevap bulabilmiş değilim. Yani ben diyorum ki Selçuk Özdağ'ın söylemlerinde bir hakaret yoktu. Bu bir eleştiriydi. Siz burada bu eleştiriyi karşılarken gevşek, dönek, hain, satılmış, müteze, sefil karakter, ruhu seciyesi bozuk vesaire demeden bu cevabı veremiyor musunuz? Eğer bunu bu şekilde verseydiniz o hareketin delilleri de belki dururdu. Belki biraz daha sakin olurlardı. Yani söylediğiniz bunu, bu. Evet bunu tamam. izah etmek çok zor olmamalı benim açımdan. Bir bunu bir tekrardan sormuş olayım. Şimdi kavramlar o kadar karışıyor ki seyirci yazmışlar darp edenler nasıl tutuklanmamalı dedi. Bir kere hukuk bilmesi lazım insanların. Burada darp olayından dolayı hep her programda bunu söyledik. Birazdan hukuk reformunu konuşacağız dedik konuşacağız, ki. Konuşacağız, onu da konuşacağız. Hukuk reformunun birinci maddesi, vakit kalırsa konuşacağız. Tabii. Birinci maddesi tutukluluğun son çare olması. İnsanlara tutuksuz yargılanmaları, beraat etmeleri, bu işten ceza almadan kurtulacakları anlamına gelmiyor. Değerli vatandaşımız öncelikle bunu Serkan Topel'in de bir hukukçu olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Ben bununla alakalı bir şey söylemedim. Yani. Tamam. Yok, yani şeyle, tamam. Bu seyirciden gelen görüşe yanıt anladım, veriyor şey, da. Yani, bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Siyaset yapanlar, rencide edici, çok ağır eleştirilere tahammül gösterecekler. Eğer sen bunun ağır eleştiri kapsamında olmadığını düşünüyorsan da savcılıklar orada gider dilekçeni verir. Peki hakaret, sizce hakaret kapsamına giren bir şey var mı o açıklamanın? Bence Selçuk Özdağ. Selçuk Özdağ hukuki görüşüm benim ağır eleştiridir. Yani bir ağır partinin genel başkan yardımcısı, tamam. AİHM kararları ne der? Topluma mal olmuş kişiler, sanatçılar, siyasiler eleştirilere normal insana göre daha açık olmak zorundadır. Ya hain satılmış nasıl ağır eleştiri oluyor anlamadım. İncitici olabilir. Cevabın şiddetiyle satılmış nasıl ağır eleştiri? Cevabın şiddetiyle söz konusu eleştirilerin şiddeti arasında bir tutarsızlık var diyor Can Kakış'ın. Yok sefil bence yok. Sizce yok. Yani, sayın seni yani, yardımcı şiddeti kastediyor. Orada lan nasıl eleştiri olur ya? Terörist başı Fethullah Gülen'e yapmadığın içselleştirmedi, içselleştirerek yapmadığın övgü kalmamış. Onu tartışmayacağız. Burada Semih Yalçın Hoca'nın üstü bunu tartışıyor. Ya ona sormak lazım. Arkadaşlar hiç utanmıyor musun ya bu soruları sorarken? Sen konjektürel olarak FETÖ terör örgütüyle yan yana gelmemişsin. İsterleştirmişsin. İsterleştirmeden bu cümleler sarf edilmez. Aksini bana biri söylesin. Peki. Söylenebilirdi. Peki. Tamam. Görüşleri aldık. Teşekkür ederim. Bakalım Can Selçuk'u ne oldu, neden oldu sorusuna nasıl yanıt verir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde bu şiddet kabul edilemez. Bu böyle amasız fakatsız reddedilmesi gereken bir tavırdır. Yani bugün Türkiye'de günün ortasında siyasetçi darp edilmiştir, gazeteci darp edilmiştir ve buna maalesef amasız fakatsız bir kınama gelmemiştir. Bu doğru bir yol değildir, bu iyi bir sağlıklı bir yol değildir. Yani siyasetçinin ortamı yumuşatması gerekirken, bütün siyasetçiler için konuşuyorum. Maalesef siyasetin ortamı daha da gerdiğini görüyoruz. Şimdi devam etmeden önce bir mülakattan alıntı yapmak istiyorum. Benim çok önemsediğim ve içinde çok önemli mesajlar olduğunu düşündüğüm. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Etik Haber'e
verdiği bir mülakat var. Yanılmıyorsam 2-3 gün önce kadar çıktı. Orada çok bir önemli, evet. Orada bir paragraf var. Müsaadenizle çok hızlıca aktarmak bu isterim. Bu arada sadece kısa bir not. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu açıkça kınamış. Saldırıları kınıyorum demiş. Ama tabii ama siyasetin en üstünden gelmesi lazım. Orada, yani Aziz Bey'i tebrik ederim. Adresi merak etmiştim. Tamam. Tabii. Bakın Sayın Bahçeli o mülakatında ne diyor? Siyasetin ahlaki bir temele dayandığı, demokratik olgunluk ve uzlaşı kültürünün egemen olduğu, ayrıştırıcı dilin törpülendiği, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini ortak payda olarak kabul eden bir siyaset anlayışı hakim kılınmalıdır. Tamam, çok şimdi, net. Çok net. Şimdi, bu olanlarda ve olanlara verilen tepkilerde le Sayın Bahçeli'nin olması gerektiğini istediği, dilediği siyaset dili arasında en ufak bir bağlantı olmadığını görmek lazım. Şimdi Serkan Bey'in şu değerlendirmesine katılıyorum. Yani şiddeti doğrulamak adına değil. Selçuk Bey FETÖ ile ilgili laflar etmiştir zamanında. Onu sormak lazım. Ya hayırdır? O zaman öyle demişsin, şimdi böyle diyorsun diye. Bence zaten bunu Türkiye siyasetindeki herkese sormak lazım. Çünkü Fethullah Gülen'le ilgili kimler neler dedi. Yani bir milat noktası belirlendi. Ondan sonraki hareketlere bakıldı. Zaten siz de buna kabul edersiniz ki hani Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında kurulan ittifak da bu milatla aslında çok yakından alakalıdır. Ve o milattan sonraki tavır değişikliğiyle de son derece alakalıdır. Dolayısıyla bence bu şiddet, bu kavga, yani bu saldırı meselesini o bağlamdan çıkartmak lazım. Ve bu saldırının en üst seviyede kınanmasını beklemek lazım siyasetin. Eğer bu olmazsa, buradan artık siyaset de bu şekilde kavga etmeye başlarsa, o zaman toplumdan uzlaşı bulması için hiçbir şey beklememek lazım. Toplumun zaten birazdan yargı reformu tarafında onları söyleyeceğim. Yeni bir araştırmamız var. Toplumun kurumlara güveniyle alakalı olarak ki Aksoy araştırmanın yaptığı, bir başka araştırma şirketinin yaptığı sonuçlardan da bahsedeceğim. Toplumun Türkiye'de kurumlara olan güveni azalıyor. Bakın zaten kötüydük temel kurumlarda. Ha, dünyada bir trenddir. Bu nedir bu trend Erhan Bey? 2008 yılından beri, küresel finansal krizden beri, dünyada siyasetin bu küresel finansal krizden sonra verdiği tepki, geniş kitlelerle kamu kurumları arasındaki güven ilişkisini inanılmaz zedeledi. OECD'nin bir 2012 araştırmasına göre OECD ülkelerine de 2012 yılında hükümetlere duyulan güven %25'miş. Yani dünya genelinde ve Türkiye'de. Seçiyoruz ama güvenmiyoruz. Seçeceksiniz, eliniz mahkum, ne yapacaksınız? Peki, onların ayrıntılarına gireriz. Bir son cümleyle tamamlayayım müsaade ederseniz. Dünya genelinde toplumların siyasetin çözüm olma kapasitesine olan inancı giderek azalıyor. Aksoy araştırmasında %60'ı toplumun demiş ki ben siyasetçilerin bugün benim sorunlarımla ilgilendiğini düşünmüyorum. Şimdi böyle bir zaten güven bunalımı var. Bakın partiden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Siyaset kurumuna olan bir güven sıkıntısı var. Bir de bunun üzerine eğer siz siyasetçilerin güpegündüz darp edildiği ve bunun üzerine gerekli siyasetin birleşik tepkiyi koyamadığı bir ortam yaratırsanız o zaman işte giderek hukuk toplumu olmaktan, hukuk devleti olmaktan, demokratik bir sistemden uzaklaşıyoruz. Giderek herkesin kendi gücü yettiğince hakkının savunulabildiği, savunulduğu, herkesin hukuku değil sadece güçlülerin hukukunun hakim olduğu bir sisteme doğru ilerliyoruz. Bunun Türkiye'de hiç kimseye faydası yok. İster bugün muhalefette olun, iktidarda olun. Bugün iktidarsınızdır, yarın muhalefet olursunuz, başkası muktedir olur. Aynı bela gelip sizi bulur. Dolayısıyla buna herkesin amasız fakatsız en üst seviyeden, öyle milletvekillerini önemsiz gördüğüm için değil, yanlış anlaşılmasın ama en üst seviyeden bunun liderler seviyesi. Amasız fakatsız Sayın Bahçeli'nin mülakatında son derece net bir şekilde ortaya koyduğu gibi bunun karşısında durulmalı ve bu kınanmalıdır. Peki, teşekkür ederim. Bakalım İhsan Aktaş ne oldu, neden oldu sorusuna nasıl yanıt verir? Ya biraz tabii sebepler üzerinden değil, sonuçlar üzerinden. Ama sebep de şöyle bir değinmeye değmez mi? Ne dersiniz? Yani şöyle bakalım meseleye. Nihayetinde işte devlet yapısı şekillenirken hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, işte üçüncü bir şey ekleyelim, hukuk kültürü. Ben böyle Avrupa sistemini, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistemi incelediğimde
Gerçi bugünlerde Amerika mevzusu götürür biraz ama hani Avrupa üzerinden gidelim. Yani şöyle bir yargıda bulunabiliyorsunuz. Bir sistem üretmişler, yani bir hukuk sistemi üretmişler. Aslında insanları da bu sisteme uygun yaşayacak şekilde terbiye etmişler. Baktığınız zaman hukuk sistemiyle o hukuk içerisinde yaşayanlar arasında bir uyum var. Ve kimse kendi hukukunu şeye kalkmıyor. Hatta çoğu zaman şöyle diyorlar, yani Amerika için geçerli. Aslında baktığınız zaman mesela vergi kanunu, vergi talepleri o alt kesimlerden ve o kadar ağır yaptırımları var ki adam işte ömrünü tarlada geçiriyor, canı çıkıyor fakat koşarak götürüp o gününde kendine düşen vergiyi yatırmak zorunda. Yatırmazsa zaten canını okurlar. Hem canını okurlar hem de vatandaş da sorumluluk bilinciyle vatandaş hareket ediyor. Vatandaşta bilinç var ama şöyle ya o ben o çilesinden dolayı isyana da kalkışmıyor. Belki zaman zaman isyan edip hakkını araması lazım. Şimdi biz de elbette ki yani şimdi koca bir imparatorluktan, bir imparatorluk kültüründen geldik. Bir cumhuriyet kültürüne evrildik. Aynı zamanda geçiş dönemini de İttihat Terakki komitacılığıyla yaptık. Bu da çok önemlidir aslında. Bir türlü toplumsal hayatımıza, siyasi partilerin yapısına falan da sinmiş de bir ruh vardır o İttihat Terakki'den kalma. Zaman zaman böyle kontrol dışına çıkma. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi için söylemiyorum. Bu CHP için de geçerli. Yani başka yaklaşımlar için de. Ama 50'lerden bu yana da ciddi bir deneyim biriktirdik. Kesinlikle. Yani ben şöyle diyorum. Türkiye'de problemin en fazla derinleştiği dönemden sonra bile yani ihtilal dönemleri ve sonralarında aslında hep böyle daha liberalleşme, daha özgürlükler, daha demokrasinin üstünlüğü gelip yerleşmiştir. Toplamda iyiye giden bir yapımız var. Fakat hala belki bu ilkokuldan, anaokulundan ele alınması gereken bir şey var. Yine Amerika'dan bir örnek vereceğim. Bir zenci okulunun önünde bir Türk lokantasında yemek yiyorduk. O çocukların öncelikli olarak o zencilerin çok bakımlı, temiz, okul kıyafetleriyle giyimli olmalarını beğendim. Hani bir ezilen sınıf olarak ya üst sınıf bir mahallede kendilerini çoğunlukla temsil edebilmişler. İkincisi işte otobüse giderken bir kuyruk halinde gittiler. Herkes sırasını bekleyerek sırasıyla otobüse bindi. Yanımızdaki Türk arkadaş enteresan bir yorum yaptı. Dedi ki Türkiye'den gelen bir öğrenci dedi bu okullarda dedi eğer İngilizcesi ise direkt sınıf birincisi oluyor. Nasıl yani dedim. Yani ilkokulda, ortaokulda hatta lisede Türkler hep sınıf birincisidir. Nasıl? Niye böyle neden? Dedim. Neden? Dedi ki burada zaten alt sınıflarda dedi bilgi öğretmiyorlar ki davranış öğretiyorlar. Hmm. Davranış nedir? Evde yatağını nasıl düzelteceksin? Anne babaya nasıl davranacaksın? O apartman görevlileri oluyor. Daha çok müdür diyorlar onlara. Biz kapıcı olarak algılıyoruz onları da. Bazen Amerika'daki bir yönetici gelip burada siyasete aday oluyor diyor. Ya o adam orada kapıcıymış. Oysa 500 dairenin temsil edildiği bir müdürlük gibi bir müessese var. Ona nasıl davranacaksın? Daha en ilginci ne biliyor musunuz? Çöpün ağzı nasıl bağlanacak ve nereye konulacak 8 haftalık bir eğitimmiş. Bizim de bazı konularda eğitime ihtiyacımız olduğu. Şimdi baktığınız zaman aslında ben şöyle düşünüyorum. Bir makaleye niyetlenmiştim. Yazmakta da geç kaldım aslında. Şimdi eğitim meselesini temelden ele aldığınız zaman aslında bu toplumda yaşanan yüzlerce meseleyi içeriden çözebilirsiniz. Bir, çocuğun anne babasına davranıştan, sokaktaki davranışından. Otobüse binerken ve bütün davranışları ele aldığınız zaman iş finalde şuraya varacak. Çocuk işte büyüyüp de hanımıyla kavga ettiği zaman onu kesecek mi yoksa polise mi götürecek? Hukuka mı müracaat edecek yoksa kendi meselesi mi kendisi görecek? Finalde şunu gördüm. Biz işte iki arkadaş bir 10 gün kalmıştık. Her günde başka bir ilde, başka bir yerde kalıyorduk. Şunu fark ettim. Çocuklar sadece otobüse binerken dikkatli değiller. 80 yaşındaki adam da otelde resepsiyonda yer ayırtırken 2 metrelik bir mesafede duruyor. Pandemi de yoktu o zaman. Öndeki adamın işi bittikten sonra tezgaha yanaşıyor. Biz de olsa düşünün yani dirseğimizi oraya koruruz. Hatta öndekinde ne yazdığına bakarız. İşini de çabuk yap. Ötekiler de omuzumuzdadır muhtemelen. Peki bunları şimdi bu saldırıya nasıl bağlayacaksın? Buraya geliyorum ben. Şöyle yapmamız lazım. Biz bir hukuk toplumuyuz, hukuk devletiyiz. Hukuk kültürünü yaygınlaştırarak yani okulundan, sokağından, trafiğinden toplumsal ve siyasi hayata kadar herkesin hukuk içerisinde kalmasını, bir cürüm varsa cürümün cezasının en ağır şekilde olması gerektiği konusunda bir mutabakat oluşturmamız lazım. Tamam. Ne hanımıyla kavga eden birisi onu dövmeye kalkışacak, ne de siyaseten bir tartışma olduğu zaman gidip adamı darp edecekler, gidip şikayette bulunabilir. Yargıdan talepte bulunabilir, kusuru varsa da yargı o hakaret eden kişinin hakkından gelir. Bu elbette ki yani 80 milyonluk toplumda, bütün 80 milyon da çok akıllı, çok eğitimli, bazen
Yani eğitimliler arasında da yani geçtiğimiz yıllarda iki tane akademisyen bir kadın kavgasından birisinin boğazını kestiler. Yani eğitimlilerde de problem olmuyor değil. Ha demek ki belki de bu toplumsal tepkileri hukuk üzerinden çözmeyi bireysel çözmenin ötesine geçireceğiz. Siyasetin amacı nedir? Diyorsunuz siyasetin yani amacı insanlık da insanlık her zaman eğitimli olmuyor diyorsunuz. Eğitimli doğru olmuyor. İnsanlık daha ileri bir şey. O zaman şeye de düşen, yani siyasete de düşen bu toplumda hukuk kültürünü yaygınlaştırmak ve insanların hukuklarına saygının sınırını öğretmek olacaktır diye düşünüyorum. Elbette ki yani şunu çok da şey yapmasın efendim, işte siyasi zemin sert, tartışmalar sert. Ya Türkiye'de toplum hayatını, kişilerin hayatını, ailelerin hayatını belirleme noktasında siyaset hali rolü çok büyük. Ya yani Almanya'daki gibi sistem kurmuş olsanız çok da başbakanın ne dediği, işte bakanın ne dediğinin önemi yoktur. Sistemden ama Türkiye'de federal yapı mı? Federal yapı anlamında değil, şu anlamda yani tamam. Siyasetçilere de ihtiyaç duymadan işleyen bir mekanizma öyle değil. Elbette ki yani her devlet siyasilere ihtiyaç duyar ama kurumsallık artık, onun da başka zararları var da onu konuşuruz başka tamam. Bir gün aşırı kurumsallaşmanın. Tamam. Biz demek ki bir kurumsallığımızı geliştireceğiz. Biraz da böyle kusur yapan kişi kusur yaptığının farkında olacak. Hata yapan kişi hata yaptığının farkında olacak. Şimdi HDP ile alakalı bir örnek verdi de. Türkiye'de solun bir başarısı var. Yani kendine yapılan bir haksızlığı, bir olumsuzluğu defaten tekrarlaya kainatın meselesi haline getirebiliyor. Mesela yola çıkış noktası şeyde, olumlu ve fakat yapılan şey bir eleştiridir. Bu evet. Arada. Fakat şeye baktığınız zaman mesela AK Partili siyasiler Güneydoğu Anadolu'da seçilerek öldürüldüler. Şimdi zaten askerin öldürülmesi meşru görülebilir mi? Polisin öldürülmesi meşru görülebilir mi? Ya da bugün Azez'de işte bir bomba patlattılar. Vatan Savaşı'nda değilseniz kimsenin öldürülmesi evet meşru görülmez. Şimdi fakat yani siyasi bir kişilikler, yani en son genç bir eczacı, yani dükkanının önünde seçilerek PKK tarafından öldürülüyor. Sağ kesim böyle kendi problemlerini kamuya mal etme konusunda ve sahiplenme konusunda problemli. Onu görüyorum. Yani solcuların yaptığı daha doğru. Ha onu illa bir eyleme bahane için, şu için, bu için yapmaları başka ama bence bu ülkede şeyler, şiddet, büyük kusurlar, hakaretler, saygısızlıklar toplumun önüne fahiş edilmeli ve insanlar da daha dikkatli olmalılar. Ama şöyle de bir şey yoktur efendim, siyasiler sert konuştu, aşağıda savaş oldu. Ama birileri de durumdan vazife çıkarabiliyor o söylemlere ya, bakıp. Buna çıkaran şöyle, bilmiyorum ama yani durumdan vazife çıkaran yargı tarafından, hukuk tarafından karşılığını görür. Orada da en sert şekilde görmeli. Fakat şeyin hukuk yönetiminin bir şeyi var, ızdırabı var. Diyor ki ya suçlarla alakalı tanımlanmış şeyler var, cezalar var. A, B, C, D ölçeğindeki cezalar tutuksuz yargılanıyor. Doğru. Adam bir yerde birisine bir tokat attı, gitti sonra serbest bırakıldı. Yani hukukun gereği adam serbest bırakılıyor. Yani oradaki hakim savcının keyfiyetinden dolayı değil. Belki Serkan Bey onun detaylarını da verebilir. Ya bu anlamda da hukukun üzerinde aslında böyle bir yük var. Özellikle de kadın şiddeti meselelerinde. Peki, peki. En ufak bir mevzuda millet şey bekliyor aslında, tutuklama bekliyor. Bu peki yargılama böyle. Peki. Bize düşen hukuk kültürünü özümsemiş bir toplum inşa etmek. Peki. Burada da herkes kendi üzerine düşen vazifeyi doğru bir şekilde yapmalı diye düşünüyorum. Bu konuyu kapatmadan evvel bir ikişer dakikayla belki değerli konuklarımızdan ek alabiliriz. Daha sonra sayfayı çevireceğiz. Buyurun madem bir ek istediniz buyursunlar. Şöyle yani bu siyasetin dili çok sert diyoruz ya. Siyasetin dili çok sert sanki bize dışarıdan gelen ve önüne geçilemez gibi bir şeymiş gibi bazen konuşuyoruz. Yani böyle dışarıdan esen bir rüzgar gibi. Hayır, siyasetin dili siyasetçiler sert yaptığı için sert. Bir tercihtir yani. Tercihtir tabii. Bunun adını bir koyalım ortaya. Yani bugün ben Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert diye burada bir eleştiri yapsam diyecekler ki Kemal Kılıçdaroğlu da bakın şunu şunu demişti. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu çok sert desem Erdoğan da bunu demişti diyecekler. Şimdi bunu bir bırakalım yani net bir şekilde ortaya koyalım. Siyasetin dili siyasetçiler sert olmayı tercih ettiği için sert. Toplumdan böyle bir beklenti olduğu için sert değil. Ama toplumdan olmayan beklentiye rağmen siyasetçilerin bu kadar sert dil kullanması karşılığında toplumu birbirine karşı ayrıştıran bir etken olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu siyaset dili sert. Değiştirmek siyasetçinin elinde. Bu dışarıdan gelen bir şey değil. Yani bir anda gece uyurken
beyinlerine yüklenen bir şey değil. Bu sabah kalkıyorlar ve sert olmayı tercih ediyorlar kullandıkları siyasi usulda. Bu arada ben dillendirmedim. Yani Selçuk Bey darba maruz kaldığı için, darbe demeyelim de darba maruz kaldığı için hani şu an masumdur. Darba değil, hani, dayak yedi. Dayak yedi. Açıkça bunu da söylemek lazım. Dayak yediği için dillendirmedik ama. Silah da vardı üstelik Selçuk Bey'in, anlatıldığı kadarıyla. Selçuk Bey'in üslubu inanır mısınız? Belki tanıyanınız tanımayanınız vardır. Şiddetin doz aşımı yani. O, onun da kendisinin de ileriki siyasetinde dikkat etmesi lazım. Böyle bir beyanatıyla karşılaştığımızda o zaman onu da eleştiririz. Evet, elbette. Tamam. Bugün dillendirmedim. Bilerek de dillendirmedim. Tamam. Yani onun o sertliğini ama herkesin ama de hayatına dikkat olması lazım. Peki bu da not edildi müzakerede. Can Bey'den Can Bey'e aslında geçebiliriz. Var mı bir ek? Şunu söyleyebilirim. Aslında şu İhsan Bey'in son söylediğinden yola çıkarak ben tabii Selçuk Bey'i tanımıyorum. Kendisinin belki bizzat tanışıklığı vardır. Fakat eğer kendisinin de bu noktada şiddeti bir şekilde kışkırtan ve siyasi geren bir açıklaması varsa gayet tabii ki o da yanlış yapmaktadır. Ama ben tekrar da aynı şeyi söyleyeceğim. Ben Selçuk Özdağ'ın o tweet serisine baktığımda herhangi bir doz aşımı görmedim. Bir siyaset bilimci olarak görmedim. Tamam. Şu söylenilebilir. Burada bazı önemli eleştiriler var ve Sayın Bahçeli'ye yönelik ithamlar da var denilebilir. Ama bunların karşılığı asla bu hakaretler olmamalı. Eğer siz Türkiye siyaseti gibi çok fazla zaten artık cepheleşmiş bir ortamda bu söylemleri dile getirirseniz işte bu gibi sonuçlara varabilir. O yüzden siyasetçinin belirli bir etik düşüncesi içerisinde davranması ve gündelik siyasi çıkarların önüne Türkiye'deki siyasetin seviyesini yükseltmeyi koymalı temel olarak özetlemek gerekirse bunları söyleyebilirim. Yani Selçuk Özdağ'da hakaret görmüyorum ve fakat daha sonra Semih Yalçın'ın yaptığı açıklama için de hakaret görüyorum. Ya çok ne sadeleştirilir yani mi? Bunları birisi bize söylese kavga ederiz herhalde. Moderatörler... Yani bunların şimdi sevgili Serkan buna ağır eleştiri diyor ama ona birisi şimdi ona bunları söylese eminim ki kavga eder. Şimdi moderatörler çok kısa olsun ama muhtemelen çok büyük hakaretlere maruz kalmıyorlar. Çünkü tarafsız bir iş yönetiyorlar. Biz işte kendi düşüncemizi ne kadar dikkatli savunduğumuzu biliyorsunuz. Sosyal medyada o kadar yüksek ağır hakaretler oluyor. Sormayın, bazen şöyle diyorsunuz. Çok. Ya bana mı diyorsunuz tamam mı? Hani bu böyle sizi hayretler içerisinde bırakıyor. İşte dönüp bakmayacaksınız. İşinize bakmaya devam edeceksiniz. Döndüğünüz zaman siz de o işin bir parçası oluyorsunuz aslında bir yönelik. Herkes dikkat etmez. Şimdi Serkan Toper buyurun 2 dakika içinde rica edeyim lütfen. Şiddeti en üst perdeden kınadık. Tamam. Beni yakından tanıyanlar bilir ki ben şiddetle alakalı kadına şiddet, hayvana şiddet noktasında çok önemli mücadeleler vermiş adamım ve burada televizyon ekranlarına diyorum Serkan Toper noktasında bir şiddet mağduriyeti yaşayan biri varsa da çıkıp söyleyebilir. Mesele bu değil. Bu şiddet vakası üzerinden MHP ve ülke ocaklarını yargılamaya kalkmak. Buradaki niyet de zaten şiddeti sorgulamak değil. Kimsenin de umurunda değil dayak yiyen 3 kişi. Buradan elimize bir fırsat geçti. MHP ve ülke ocaklarını nasıl yıpratırız? Nasıl bu işin içine çekeriz? İhsan Bey ifade ettiler. Solun inanılmaz bir etki ve algı gücü var. Hemen 2 dakikada işte Can ne diyor? Ya öyle mi yapmış, çağrı mı yapmış diyor Selahattin Demirtaş. Hiç orada kulağının üstüne yatıyor. Hayır öyle olabilir. Sordunuz, çağrı mı yapmış sordunuz acaba? Çağrı yaptıysa bunu kategorik olarak eleştirdim. Da bir darp olayla alakalı o Semih Yalçın şöyle demiş dakikalarca anlatıyor. Orada da acaba çağrı mı yapmış? Tabii ki ben böyle bir şey demiyorum. Serkan yapma bugünün Allah'ını konusu seversen. Yani devam edelim. Toplum siyasetin dili sert mi? Evet sert ama toplum da sert. Bunu tezahür. İşte biz programlardayız. Gelen mesajları i̇şte biliyoruz ama işte. Ama şey tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan noktasına mı geldik? Yok burada ya, çok net tavuk yumurtadan. Tamam. Ben size söyleyeyim. Siyaset sertleşince tabii toplum siyaset, sertleşiyor diyorsun. Tabii ki. Siyaset sertleşiyor. Siyasetin üslubuna dikkat etmesi lazım. Ama toplumun da işte buralarda programdayız. Can ortada kalmıştı. Ben burada saldırıya uğradım. Hiç Can onunla ilgili hiç kınama mesajı yayınlamadım maşallah. Ertesi gün. Ya ikiniz de birbirinize şiddete bir şeyler karşı söylediniz canım yani. Canım, orada bayağı birbirinize ben karşı çok sert bu programda bir, izin yoktu. Evet, evet. Ben bile burada bu programda özel eğitimli etkileşim olmak birbirlerine bayağı sert yani, bir şekilde bağırdılar, çağırdılar. Ben ne yapsaydım canım? Valla bir değerli konuğumuz da bana otur yerine diye çıkışmıştı burada. Evet izledim onu da izledim. O da çok talihsiz. Evet onu da biliyorum hatırlıyorum. Onları da gördük. Tamam. Dolayısıyla şiddete karşı tavır noktasında çok net olmak lazım ama şiddete karşı tavrı da samimi mecrada değerlendirmek lazım. Yani bir yerleri bu işine çekmek, bir yerleri yargılamak için bu şiddete karşı tavır gösterdiğinizde samimi olmuyor. Birilerinde yani böyle bir kötü niyet gördüğünüzü söylüyorsunuz. Elbette ki yani. Peki. Elbette.
ekleri aldık. Dolayısıyla artık sayfayı çevirebiliriz. Siyasetin, ama siyaset gibi siyasetin arasında, koridorlarında ya da dolaşmaya başlayacağız. Sıradaki sorumuz şu. İttifakların aslında falına bakmaya bir anlamda sıra geldi. Ama fal kelimesini tırnak içine alabiliriz. Çünkü elimizde bir takım veriler var. Örneğin Cumhur İttifakı ile ilgili veriler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dizi ziyareti dikkat çekmişti. Bu da beraberinde acaba Cumhur İttifakı genişleyecek mi, genişliyor mu sorusunu getirmişti. Erken seçime de bağlayacağız bu konuyu bu arada. Şimdiden onun da ipucunu verelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bunun yanında Cumhur'u da konuşacağız ama Millet İttifakı'nı da konuşmak gerekiyor. Şöyle diyor bir beyanatında, Sayın Erdoğan'ın ben kazanamayacağını düşünüyorum, kesinlikle alamayacak görünüyor. Öyle olunca da Millet İttifakı genişleyecek mi onları bilmiyoruz. İki yeni siyasi parti var, onlar seçime girmeye imkan sağlayacak kurumsal işleyişlerini düzeltiyorum, tamamladılar. Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaret konusunda sorun yok diyor Meral Akşener. Okan Müderrisoğlu da devreye giriyor Sabah gazetesinden. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli diyor ki, iki nokta üst üsteyi koyuyor. Cumhur İttifakı'na bağlıyım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin arkasındayım. 2023 seçimlerine Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sonra diyor Okan Müderrisoğlu, mealen ekliyor. Biz ayrı bir partiyiz, ülke ve dünya meselelerine dair görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşırız. İlkesel bazdaki, temeldeki ittifakımız öneri ve önceliklerimizi açıklamamıza engel değildir. Kabul edelim ki ittifaka dışarıdan ayar verildiği iddiaları Devlet Bahçeli'yi rahatsız ediyor diyor Okan Müderrisoğlu. Bu durumda ittifakların genişlemesi önümüzde bir ihtimal olarak mı duruyor mu? İhtimal olarak duruyor mu diye bir kez daha can kakışıma dönebiliriz. Evet, kesinlikle böyle bir ihtimal var. Zaten bu siyasi sistemin aslında dayattığı bir realite bu. Yani bu siyasi sistem dahilinde iki kanatlı bir ittifaklar sistemi öngörülmekte. Bu bir şekilde zorunlu kılınmakta. O yüzden de iktidarın da muhalefetin de kendi tarafındaki partileri olabildiğince çoğaltmaya çalışmaları son derece beklenir bir durum. Tabii burada iktidarın işi şu bakımdan biraz daha zor. İktidarın kendisiyle daha yakın çizgide olan veya gerçekten de eylemde bir arada bulunabileceği partilerle birlikte olmak gibi bir zorunluluğu söz konusu. Oysa ki muhalefet için veya şöyle söyleyeyim, iktidarın dışında kalan, Cumhur İttifakı'nın dışında kalan herkes için böylesi bir zorunluluk söz konusu değil. Çünkü eğer onların amacı ilk seçimde Cumhur İttifakı'nın yenilgiye uğraması ise onların arasında sadece seçime kadar bir eylem birliği olması yeterli. Yani onun sonrasında biz bu partilerle bir fikriyat olarak, eylem olarak da birlikte olacağız gibi bir yaklaşım içerisinde bulunmaları gibi bir şart yok. Şimdi siz eğer Cumhur İttifakı içerisinde iktidarı temsil eden bir güç oluşturmuşsanız, yani MHP, AKP ve BBP olmak üzere, buna işte başka diğer partileri de ekleyecekseniz, o partilerin hem fikir yönünden hem eylem yönünden birbirine daha fazla benzemesi, birbiriyle eş güdümlü şekilde hareket etmesi gerekir. Ama muhalefetin böyle bir zorunluluğu yok. O zaten doğası itibariyle daha amorf bir yapıdır ve o yüzden de bunun içerisinde birbiriyle hiç uyuşmayan, birbiriyle belki tek benzer noktası AK Parti hükümetinin bu önümüzdeki seçimleri kaybetmesini hedeflemek olan partilerin olması da son derece doğaldır. Bu hedefle bir sorun yoktur değil mi? Hiçbir sorun yoktur çünkü siyaset zaten bu demek. Tamam. Yani Türkiye'de bazen bu biraz yanlış anlaşılıyor. Yani sanki şey gibi görülüyor. İşte Erdoğan düşmanlığı diye yorumlayanlar gibi anlaşılıyor veya sadece AK Parti karşılığında bir araya geliyorlar. Hı. Sadece Erdoğan karşılığında bir araya geliyorlar vesaire denilmekte de yani bunda da herhangi bir sorun yok. Zaten siyaset dahilinde eğer siz iktidara oynamayı hedefliyorsanız öncelikle karşı tarafın yani şu anda iktidarda bulunanların gayet tabii ki bu hükümete son vermeniz gerekiyor. Bizde biraz bu şundan kaynaklanıyor. Biz devlet kavramı ile hükümet kavramını bazen birbirine karıştırıyoruz. Ve hükümete karşı olmayı devlete karşı olmak gibi görüyoruz. Ve dolayısıyla biz AK Parti hükümetinin sona ermesini istediğimizde sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına hatta onun varlığına karşı çıkıyormuşuz gibi bir anlam oluşabiliyor. Veya şu söyleniyor, bunların söyleyecek hiçbir şeysi yok. Fakat sadece Erdoğan karşılığından ya da AK Parti karşılığından yol almaya çalışıyorlar gibi bazı söylemler de olabilmekte. Fakat tekrar söylüyorum, eğer CHP'nin, İYİ Parti'nin ve genel olarak Millet İttifakı'nın zaten
iktidara yürümek gibi bir hedef varsa en başta AK Parti hükümetinin bu oluşturmuş olduğu gücü kırmak durumunda ve o yüzden de onların bu iktidarını sonlandırmak zorunda. Ben zaten şuna gerçekten gönülden inanan birisiyim. Türkiye siyasetinin normalleri, Türkiye sağının AK Parti örneğinde olduğu gibi böyle tek bir parti tarafından doldurulmasına alışık değil. Eğer AK Parti bir seçim kaybederse ben onun bütünlüğünü koruyabileceği konusunda da son derece şüpheliyim. Dolayısıyla bir netleştirelim onu. Eğer yani seçim kaybedilecek olursa evet, AK Parti'nin bütünlüğünü koruyamayacağını düşünüyorum. Evet tamam. Ve bu zaten Türkiye siyasetinin, Türkiye siyasi tarihinin bize öğrettiği derslerden bir tanesi. Yani Türkiye siyasetinde şu 70'lerdeki iki partili dönem hariç, yani Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi dönemi hariç, sağ her zaman parçalı olmuştur. Yani ANAP'la Doğru Yol Partisi arasındaki o 90'lı yıllardaki büyük çekişmeyi hatırlayın. Ben şimdi size sorsam Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında ne gibi fikri farklılıklar var desem çoğu kimse buna cevap veremez. Ama çok ciddi bir biçimde onların arasında fikri bir rekabet vardı veya söylemsel bir rekabet vardı. Buradan şunu anlayabilmek mümkün. Şu anda AK Parti'nin sağın oylarını büyük ölçüde konsolide etmesi aslında Türkiye siyasetinin çok alışık olduğu bir durum değil. Ve bu şu anda AK Parti'nin iktidarda olmasıyla devam ettirilen bir süreç. Eğer AK Parti iktidardan inerse ben şundan eminim ki AK Parti'nin kendi bütünlüğünü sağlaması da ciddi biçimde zor olacak. Hali hazırda zaten Gelecek Partisi ve Deva Partisi kurulmuş durumda. Ama ya bu partilerin daha fazla oy kazanmaları ya da AK Parti içerisindeki yeni bazı güç odaklarına çıkması bence son derece muhtemel. Bunu şunun için söylüyorum. Bunu muhalefet partileri de eğer bu şekilde değerlendiriyorlarsa, benim gördüğüm gibi görüyorlarsa, o zaman sadece AK Parti'ye seçim kaybettirmenin bile onlar için son derece değerli bir amaç olması hiç şaşırtıcı değil. Çünkü eğer AK Parti bütünlüğünü koruyamayacaksa, AK Parti bundan sonra Türkiye sağının oylarını konsolide edemeyecekse, o zaman bundan sonraki seçimde CHP'nin veya İYİ Parti'nin önemli bir başarı kazanması da mümkün olabilir ve onlar da bunu hedefledikleri için sadece ve sadece demeyelim ama öncelikli olarak AK Parti'ye, Erdoğan'a seçim kaybettirmeyi öncelikli bir hedef olarak düşünebilirler. Bu noktada şöylesi bir tabii gidişat oluyor. AK Parti'den kopan partilere Millet İttifakı'nın ciddi bir teveccühü var. Bu Deva Partisi'dir, Gelecek Partisi'dir vesaire. CHP'den kopanlarına evet. Efendim? Cumhur İttifakı'na girecekleri düşünülmez. Yani tabii ki böylesi bir düşünceden dolayı. Şimdi diğer taraftan malumunuz Sarıgül'ün bir partisi oldu. Muharrem İnce'nin böylesi bir gidişat içerisinde olabileceği üçüncü yol mu diyeceksiniz vesaire. Yoksa? Efendim? Üçüncü yol mu diyeceksiniz yoksa? Üçüncü yol değil ama bu partilere Cumhur İttifakı'ndan da yani bu Millet İttifakı'ndan kopabilecek partilere de Cumhur İttifakı'ndan bu gibi mutlaka bazı taleplerde bulunacaktır. Çünkü bu Cumhur İttifakı'nın şu anda %50'yi yakalayamamasından dolayı şu anlaşılıyor ki Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli de bazı arayışlar içerisinde. Daha önceki dönemde İyi Parti'ye yönelik bir çağrı olmuştu. Bu Meral Akşener tarafından reddedildi. Sonrasında Saadet Partisi ile bir görüşme söz konusu oldu ki ben onun da çok basit bir görüşme olduğu düşüncesinde değilim. Bu noktada belki bir projenin ortaya konulması gibi bir durum da bu görüşmede söz konusuydu. Yani eğer Sayın İnce'nin partisi olsa, Sayın Sarıgül'ün partisi vesaire, tabii anketlerde ne kadar güçlüdür onlar bilmiyorum ama eğer onların da bir güç ortaya koyabileceği düşünürse, Cumhur İttifakı'nın onlarla da birlikte olmak yönünde bir harekete geçmesi de şaşırtıcı olmaz. Yani demek istediğim hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı seçime gidilen süreçte bu gibi ittifak arayışlarını çok daha fazla güçlendirecektir, çok daha fazla arttıracaktır. O zaman bu da bize ister istemez şunu düşündürüyor. Her zaman bu sistemin promosyonu yapılırken, işte biz koalisyonlardan çok çektik. Bu bizim için çok ciddi bir sorundu ama bakın bu koalisyonları ortadan kaldırıyor vesaire denilmekteydi. İşte şimdi koalisyonu en güçlü bir şekilde yaşıyoruz. Ya bunu söylediğimizde diyorlar ki önceden seçimden sonra oluşturuluyordu, şimdi seçimden önce oluşturuluyor. Yani bunlar arasında nasıl bir fark var onu da anlamış değilim. Yani seçimden önce oluşturulunca niçin koalisyon protokol yok olmuyor bir vesaire. Ortada bir de protokol, koalisyon protokolü. Çok bir şey fark etmiyor sonuç olarak. Eğer bugün MHP, AK Parti'nin
atmayı düşündüğü adımları, özellikle Avrupa Birliği ile alakalı veya hukuk reformuyla vesaire alakalı bloke edebiliyorsa veya kendi düşüncesine göre bunları yönlendirebiliyorsa ki bu bence böyle. Yani ben daha fazla AK Parti'nin gündemine MHP'nin belirlediği düşüncesindeyim. O zaman burada bir şey olmasa, protokol olmasa bile çift başlı bir yönetim söz konusudur. Ve sizin koalisyonları eleştirirken ortaya koyduğunuz bütün sakıncalar burada da vardır. Eğer koalisyon sakıncalı görüyorsanız, ben koalisyon sakıncalı gören birisi değilim bunu bu arada söyleyeyim. Bu sürekli söylenildiği için sürekli hani biz koalisyonlardan çok çektik. Bu sistem bize koalisyonlardan kurtaracak denildiği için bunu söylüyorum. Sonuç olarak bu seçime gidilen süreçte ben bu gibi görüşmelerin daha fazlalaşacağını ve özellikle Cumhur İttifakı'nın %50'yi bulmak adına sağda ciddi bir birliği sağlamaya yöneleceğine inanmaktayım. Çünkü bu Saadet Partisi'nin temsil ettiği oydan daha ciddi bir bence sembolik önemi var. O da şu, şimdi Saadet Partisi aslında tabii milli görüş çizgisini temsil etmekte. Ve milli görüşte AK Parti'nin çıktığı gelenek. Ve böylesi bir partinin Millet İttifakı saflarında bulunması AK Parti'nin anlatmak istediği hikayeye ters oluyor. Yani onun yaratmak istediği, bakın bir tarafta muhafazakarlar, milliyetçiler, diğer tarafta sekülerler tarzındaki hikayeye engel olmakta. O yüzden onun o taraftan koparılıp alınması sadece sayısal anlamda değil, simgesel anlamda da ciddi bir katkıya sahip olacaktır AK Parti açısından. Peki. Ama bir sonuca ulaşır mı derseniz, ben açıkçası bunu zaten Saadet Partili bazı yetkililerin söylemlerinde de görebilmek mümkün. Ben Sayın Akşener'de olduğu gibi bu Saadet Partisi yetkililerinin de büyük oranda bu birleşmeye karşı çıkacaklarına inanıyorum. Peki, bakalım onun nasıl şekilleneceğine bakacağız. Bu arada ittifaklar konusuna girmişken bazı yorumlarda ittifaklara güvenerek seçime girme hesabı yapanların bu hesapları bozulabilir. Çünkü seçim kanununda ve siyasi partiler kanununda değişiklik yapılması gündemde ve bu değişiklikler söz konusu planları bozabilir diyenler de var. O yorumu da birazdan ekleyeceğiz müzakerenin bu turu içinde. O zaman bir parantez açabilir miyim? Çok affedersiniz. Kısaysa, ben bunu rica edeyim. Ben bunu zaten yaklaşık bir senedir katıldığım programlarda dile getiriyorum. Şimdi AK Parti'nin ciddi bir sıkışmışlığı var. Yani oy oranını %50'nin üzerine çıkaramıyor MHP ile bile olsa. Ve şu andaki ekonomik sorunlar da iyice yıkıcı hale geldi. Şimdi o yüzden bu sıkışmışlığı aşmak için Avrupa Birliği ile Batı ile olan ilişkiler düzeltilmeye çalışılıyor. Ama burada MHP'nin bir engeli çoğu zaman AK Parti'nin karşısına çıkıyor. Hangi konuda? Veya, terörizm falan onlar mı? Hayır, mesela bu şimdi siz eğer AHİM kararı varsa ve siz bunu uygulamak yönünde harekete geçmeniz gerekiyorken geçmiyorsanız burada MHP'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın en üst perdeden kararı eleştirisi var. Onu söylüyorum işte. MHP'nin ortaya koyduğu tavırdan dolayı bu şekilde olmak. MHP'nin çünkü bu noktadaki etik habere verdiği biraz önce MHP'nin bu noktadaki çizgisi zaten bu. Her türlü reformun arkasında olduğunu dair açık beyanı. Hayır, ben zaten şunu eleştirmiyorum. MHP'nin ideolojisi bakımından bu çok şeydir. Çok normaldir bunu zaten şey yapmaması, destek vermemesi. Fakat siz hem bunu söyleyip hem diğerini yapmanız, yani Avrupa Birliği hedef vesaire ortaya koymanız gayet tabii ki zor oluyor. Bunlar şimdi siz o zaman tahliyeleri yapamıyorsunuz. Avrupa Birliği ile bütünleşemiyorsunuz. Bir şekilde işte ekonomik sorunların çözümüne dair bir adım atamıyorsunuz. %50'yi de bulamadığınızda yapacağınız çok tek ne kalıyor? Keyifli yorumlar çıkıyor biliyor musun? Sizin bu yapamadığınızda, sizin yapamayacağınız anlaşıldığında dediğim noktaya geldi. Lafımı bitireyim. Selahattin Demirtaş. Şu lafımı bitireyim. Demokrasi havalisi, barış yani gerçekten başka bir yerden konuşabilmeli. Tamam şunu da söyleyeyim. Tamam, şunu da söyleyeyim ben lafı sana. Şunu da söyleyeyim sana bırakayım. Bakışı, evet. Şunu da söyleyeyim ben lafı ama sana Avrupa bırakayım. Ama Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsanız da Maastricht kriterlerini çok ve Kopenhag kriterlerini yerine getirmelisiniz. AKP bunlardan sonuç alamıyorsa o zaman gayet tabii ki seçim sistemini değiştirmeyi deneyecek. Zaten bu uzunca bir süredir üzerine tartışılan bir husustu. Yani son dönemde bunların daha fazla tartışılması da bu bağlamda olamadığıma hiç şaşırtıcı değil. Peki. Sayın Bahçeli de bu arada seçim kanunu ve siyasi partiler kanunuyla ilgili bir şeyler söylemiş ama şimdi onu bir cepte tutalım. Birazdan ona ayrıntılarıyla çünkü girmek gerekiyor ama Serkan Toper'le devam edebiliriz. Hem pek çok not aldı onu gördüm. Hem de diğer taraftan özellikle Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı'nın seri ziyaretlerini bir genişleme hamlesi olarak görüyor musunuz? Eğer genişleme hamlesi ise, ittifakı genişletme hamlesi ise bunlar mesela erken seçimin işareti olabilir mi?
Hayır, bir de şu erken... Avrupa Birliği hedefine yönelmeyi nasıl değerlendireceksiniz? Doğrusu onu da merak ediyorum. Erken seçim belirtisi olarak bunu görmek mümkün değil. Elbette ki ittifaklar alanlarını genişletmek isterler. Elbette ki Cumhur İttifakı Saadet Partisi'nin yanında görmek ister. Hüdapar, o da var, o da ziyaret. Ya Hüdapar'la alakalı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kesin bir tavır ortaya koyacağını düşünüyorum. İlkesel. Görüşme niye gerçekleşti ama. Görüşme aynı, gerçekleşti. Aynı karmaşaya düşmemek lazım. Birazdan anlatacağım. Niçin? Şimdi Cumhur İttifakı protokolüyle diyor ki 2023'te bölgesel güç, 2070, 2051, 2071'de de küresel güç olmak adına. Protokol dediniz. Protokol dediniz. Cumhur İttifakı protokolü, evet. Ha, tamam. Orada açıkça kamuoyuyla... Koalisyonla karışmasın da. Cumhur İttifakı amaçlarını kamuoyuyla deklare etmiş. Milliyetçi Hareket Partisi demiş ki, AK Parti seçimi kazansa dahi bu bir ittifak olarak devam edecek. Koalisyona dönüşmeyecek. Çünkü ben al-ver pazarlığı yapmayacağım. Bakanlık pazarlığı yapmayacağım. Ben sadece milletin, devletin bekası için iktidarı içte dışta bütün tehditlere karşı milli ve ahlaki bir duruş göstermek için destekliyorum. Onun dışında da denge ve denetleme görevi millet bana verdi %12 oyla. Onu da yerine getirmeye devam edeceğim dedi. Dönelim Millet İttifakı'na. Millet İttifakı şu an bir ittifak. Kazandıktan sonra koalisyona dönmek zorunda. Çünkü orada ben alvere girmeyeceğim. Benim için önce ülkem sonra partim diyecek bir yapı yok. Başlayacaklar bakanlık pazarlıklarını. İşte problem orada başlayacak. Beş birbirine benzemez. Ülkeyi nasıl yönetecekler? Şu an ortak bir motivasyonları var. Ne olursa olsun diyorlar AK Parti gitsin. Tayyip Erdoğan gitsin de. Tamam. Hedef, temel hedef bu olabilir. Burada motivasyon güzel. Ülke yönetmeye geldiğinde beş birbirine benzemez. Nasıl ülkeyi yönetecekler? Hangi birbirine benzemezler ya? Beş. Saadet Partisi, İyi Parti, tamam. HDP, CHP. HDP'yi ekledin zaman. HDP Demokrat Parti. HDP yok. HDP de içinde. Yani resmen. Yani o... Onlar inkar ediyor diye biz yok mu diyeceğiz? Herkesin gözünün önünde duruyor. Apacık ortada. Yani resmen. Apacık ortada. Resmen. Apacık yok ortada. Ama desteklemiş apacık. Olabilir. Apacık ortada. Hayır bu, ya bu sistemin bir getir... Ya çok affedersin. Şu bir araya girmem gerekiyor. Ben sana araya girmiyorum ama. Ama bir dakika Serkancığım, bundan hoşlanacaksın. Cümle, bak, cümle. Şunun için söylüyorum. Sağ olun, ya bu sistemin bozuluyor. Getirdiği, bu sistemin getirdiği bir zorunluluk bu. Siz ya iktidardan yana olursunuz ya iktidara karşı olursunuz. Ama iktidara karşı olan herkes bir ittifak dahilinde bir araya gelecek anlamına gelmiyor. Şimdi HDP öyle iktidara mi? Karşı ama Millet İttifakı içinde değil. Niçin bunu illaki sokmak zorunda hissediyorsunuz ki? Tam oraya geldim. Sen şimdi büyük şehirlerde HDP'li daire başkanları yok mu sanıyorsun? Var. Hepsi varsa, pazarlıkla orada. Varsa ben hiç bilmiyorum. Karşılaşmadım açıkçası. Burada ittifaklar neyi pazarlığını yapacak? Ülkeyi nasıl yönetecekler? Ama nasıl pazarlıkla ciddi bir iddia ona göre. Evet, yani, çok önemli bir iddia. Bunun çünkü ispata muhtaç. Şişli Belediye Başkanı yapılan PKK operasyonlarında CHP'nin yardımcısı. Belediyelerinden gözaltına alınan PKK'lı isimler hepsi açıkça ortada. Ya şu yardımcısıyla ilgili bir şey var. Şunu düşünün. HDP'li ittifak yapmıyorsunuz. Ben kendim adaydım. HDP aday çıkarmadı. Ne anlama geliyor? Beni desteklemek için mi aday çıkarmadı? Neyin karşında anlaştılar? Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları isimler. Burada isim zikretmek istemiyorum. Hangi anlaşmayla oraya geldiler? Gördüklerimize mi inanalım? Bu inkar politikaları. Ama işte siz diyorsunuz ya MHP için aynısını. Dolayısıyla burada MHP gibi. Ama bunu önce bir anlaşmaya dayandığını söylemek bir iddia. Hayır, MHP de adam sokmuyor dediniz ya. Siz de hukukçusunuz yani o kelimeler çok önemli. Hocam, iddia ortaya atmayalım. İddia olmasının altını çiziyorum ne yapalım? Sadece. Millet İttifakı biz yapalım. Apaçık herkes görsün ama inkar edelim herkes de buna inansın deyince. Biz de buna inanmış gibi yapalım. Bunu mu bekliyorsunuz? İnanmadığınızı söylüyorsunuz. Tamam. İnanmıyoruz. Millet de inanmıyor zaten. Peki. HDP ne isteyecek? Gelecekler diyecekler ki işte... Basına sızdı anayasa taslakları. Sonra çevirdiler dediler ki bu ittifakın prensipleriydi. Temel ilkeleri belirledik. Temel ilkeleri belirlediler. Açıklamada. Şimdi 2023'te seçim kazandılar. Atatürk kelimesini çıkarmaya kalktılar anayasada. Aa CHP seçmeni oy verdi. Nasıl açıklayacaklar bunu? Ne diyecek CHP seçmeni? Ya ben oy verdim. Oy verdiğim yapı Atatürk kelimesini anayasadan çıkardı. Ama bir anayasa taslağı görmedik galiba. Anayasadan gördük. Yani o tam bir anayasa taslağı mıydı o? Anayasa hocam İbrahim Kaboğlu. İyi bilirim hayata bakışını. Kendi de kabul etti. Yavuz Ağıralıoğlu dedi ki evet İbrahim Kaboğlu bu işleri sever. İyi Parti sanki bu işin içinde değilmiş gibi ama iki tane İyi Parti'nin milletvekili gidiyor görüşmelere. CHP'nin Atatürkçü seçmeni diyecek ki ya biz oy verdik adamlar Atatürk'ü anayasadan çıkardılar. İyi Parti'nin o... Güzelim seçmene oy verecek. Anayasa 66 Türklük kelimesi anayasadan çıkacak. Eyvah biz ne yaptık diyecek. Saadet Partili oy verecek. Fikri Sağlar bunun işaret fişeğini verdi.
İktidara gelecekler. Kamuda tekrar... Salları çok tartıştık. Yani. Serkan, her şeyi aynı torbaya atıp işin ya, içinden çıkılmaz hale getiriyorsun. Analiz yapayım, yapma, lütfen. Ne olur. Başörtüsü, kamuda başörtüsü yasağı tekrar tartışma yapacaklar. Saadet Partisi seçmeni diyecek. Böyle bir şey, tartışma açılması mümkün mü yani? Herkes kınadı Sayın Salları. Yani o akıl yürütmeyelim mi? Akıl yürütmeyelim. Beş birbirine benzemez ne diye soru sordu. Ben de anlatıyorum. Türkiye türban sorununu artık geride bırakmadı. Geride bıraktı elbette bıraktı. Bıraktı. Bırakmadığını gördük. Çok şükür bırakıldı. Hatta yani... Kalktı bir tanesi daha hükümetin içinden böyle bir laf söyledi. Tedirgin etti bu kısımları diyelim. Saadet Partili seçmen demeyecek mi? Eyvah biz ne yaptık? Kendi oyumuzla, kendi ayağımızla mı? Dolayısıyla bu beş birbirine benzemesin. Türkiye'de, iktidarda Türkiye'ye verebilecekleri hiçbir şey yok. Bu net. Saadet Partisi'nin de bu noktada hep şunu söylüyorum. Diyorum ki sen iç ve dış tehditlere karşı Cumhur İttifakı'nın milli ve ahlaki duruşunun yanında olman, AK Parti'nin yanında olmanda hiçbir engel yok. Olursun... Aynı zamanda bir muhalefet partisi gibi denge ve denetleme noktasında AK Parti'nin beğenmediğin icraatlarını eleştirmene, bu noktada öneriler sunmana da engel yok. Yine bir muhalefet partisi. Çünkü sana toplum, millet muhalefet görevi vermiş. Cumhur İttifakı'nın içinde olmak demek iktidarı hiç eleştirmemek anlamına gelmiyor. Denge, denetleme. Sayın Kamalak kesinlikle olmamalı demedi mi? Efendim? Saadet Partisi'nden Sayın Kamalak. Kamalak'ın bir hükmü yok. Sayın, bir hükmü yok yani, yorumu geldi. Temel Bey de bunu diyebilir ama Saadet yani. Partisi seçmeni... Bu gelinen noktadan rahatsız mı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı Oğuzhan Asiltürk Bey ile görüşmeler yaptı. Elbette ki bu ittifakın genişlemesi, Saadet Partisi'nde bir tavır değişikliği, İyi Parti seçmeninin tabanında bir tavır değişikliği, şu ortaya konulan sürekli inkar etmek zorunda kaldıkları ama bir türlü saklayamadıkları. Yine aynı noktaya gelmeyecek mi? HDP'li bağırıyor ya meclis kürsüsünden böyle parmağını sallayıp, sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz diye İyi Partililere. CHP çok kızdığında İYİ Partililere diyor ya, sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz diye. Ya Allah muhafaza, iki belediyeyi paylaşamadınız bu ülke, iktidarı nasıl yöneteceksiniz? Çanakkale Belediyesi'nde söylenenleri söylüyorsunuz değil mi? İktidara geldiğinizde bu beş benzemez yapıyla nasıl ülkeyi istikrara götüreceksiniz? Daha önemli bir konu var ittifaklarla alakalı. Biden Amerika'da seçimleri kazandı mı? Kazandı. Dedi ki muhalefeti destekleyeceğiz dedi. Bunu hiç kimse sormadı. Hangi yöntemle destekleyecek? Dün dündür, bugün bugündür diye cevap verebilirim size mesela. Yok. Yani Biden böyle diyebilir yani. Değil. Hangi yöntemle? Bunu akıl yürüteceğiz. 4 tane vatansever, siz de burada 5. Burada arkadaşlar var. Herkes şu soruyu soracak. Hangi yöntemle destekleyecek? Etki algı ajanları vasıtasıyla Türkiye'de sosyal medyadan algılar yaparak mı? Darbe yapmayacağını yazmış. Etki algı ajanı deyince ben bir hassasiyet gösteriyorum o konuda. Devam. Peki. Hassasiyetlerinize saygımız var. Ama devam ediyorum. Ekonomik yaptırımlarla mı? Ekonomik tuzaklarla mı? Neyle yapacaksın bunu? Buna cevap aramayalım hep birlikte. Bunun meşru yöntemlerle olmayacağı açık. O zaman beşimizin de birden şey demesi lazım. Haddini bil sanki. Muhalefetten bunu demeyen kalmadı. CHP iktidara geldi. Bu desteğin diyeti ne olacak? Bunu sormayacak mı seçmen? Ya bu desteğin diyeti ne olacak? Suriye'den çıkmak ve terör devletine izin vermek mi? Libya'daki haklarından vazgeçip Türkiye'ye dönmek mi? Doğu Akdeniz'de bütün enerji kaynaklarına dair münhasır ekonomik bölge haklarından feragat etmek mi? Bunun diyeti ne olacak? Herhalde aklı başında herkes bunlara Amerika Birleşik Devletleri'ne YPG'ye desteği kes diyecektir. Yani Suriye'den hadi çıkalım yerine. Aklı başında herkesin söyleyeceği şey, kardeşim desteği çek şu terör örgütünden demek olacaktır herhalde. Siz iktidara geleceksiniz, senin iş siyasetine dizayn edecek kadar kendini güçlü görecek. Tamam. Netleştirmek için söylüyorum. Türkiye'yi tekrar o başını kaldırmış Cumhur İttifakı iradesiyle bölgesel güç olma yolunda her alanda haklarını savunabilen iradenin yerine söz dinleyen uslu çocuk görüntüsü olacak. Bunu herkes görüyor. Bunun aksine de beni kimse inandıramaz. Dolayısıyla Amerika destek veriyorsa bunun bir diyeti olacak. HDP, PKK destek veriyorsa bunun bir diyeti olacak. Ekonomik kriz, hükümetin yanlışları sabaha kadar konuşalım. Ama bizim için ekonomik krizden, hükümetin günlük siyasi tavrındaki hatalarından daha önemli konular var. Bu ülkenin istikbali, bu memleketin bağımsızlığı, buradaki kaygılarımız giderilmiş mi Millet İttifakı tarafından? Türk seçmeni soracak buraya. Sen bu en basit bir il başkanın var. İktidara geldiğinde sen sözde Ermeni soykırımıyla alakalı tavrın ne olacak? Elbette ki karşı çıkacağız dediklerinde senin il başkanın bununla alakalı tweetler atıyor dediklerine ne cevap verecekler? İl başkanı parti lideri değildir ama. Hayır, il başkanı tutulamaz ya. Normal bir partide bir tane MHP'li, bir AK Partili başkanı bir tane bir tweet atsın. Bir saniye orada durabilir mi?
Eğer siz bu konudaki tavrınıza samimiyseniz. Bu bir kırmızı çizgi meselesi değil midir? Peki. Sözde Ermeni katliamı millete atılmış iftira değil midir? Bu CHP'ye de atılmış bir iftira değil mi aynı zamanda? Ne bu anlayışlı haller? Peki. Bunu soracak millet. Millet ittifakı hala şunu farkına varamadı. Biz konuşunca da Can diyor ki, ya siz bizim milliliği, yerliliğimizi mi sorguluyorsunuz? Hayır, hangi arkadaş, Can? Biz Millet İttifakı'nın... yok. İyi ki ayrı oturtmuşuz sizleri. Biz Millet İttifakı'nın politikalarını sorguluyoruz. Peki. Ona oy veren seçmeniyle bizim ne haddimiz? Tamam. Ama manipüle etmek için oraya çekip bu cümleleri... Ya seçmen bunu, ben Serkan Topal'a kaygılıyım arkadaş diyorum. Hükümete karşı benim de eleştirilerim var. Tamam. Birazdan hukuk reformunu konuşacağız, eleştirilerimizi sunacağız. Peki. Ama benim bu kaygılarım var. Siz yönetime, iktidara gelirseniz bu ülkenin tekrar söz dinleyen ülke olup olmayacağı. Peki. Kime neyin diyetini ödeyeceğiniz noktasında artık bu mesajı alın. Gelin. Peki. Sadece toplumun derdiyle dertlenin. Muhalefet edecek çok konu var. Ama gücünüzü üst akıllardan almayın. Toplumda alın. Gidin milletin içine girin. Millet zaten size söyleyecek. Diyecek ki ben bundan rahatsızım. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Siz de gücünüzü milletten almayı denerseniz emin olun daha çok şansınız olur. Peki. Ya, teşekkür ederim. Sağ olun. Kabus senaryosu çizdi resmen. Peki. Sevgili tamam. Serkan. Devam edeceğiz. Tam bu dosyayı kapatmıyoruz. Siyahlarla beyazlar olmuyor siyasi. Tamam. Oluyor, oluyor işte. Bütün etki ve algılara karşı biz olguları ve gerçekleri milletin peki. Gözüne bu dosyayı kapatmıyoruz. yani ittifakların durumunu konuşmaya devam edeceğiz. İki değerli konuğumuzdan henüz görüş almadık ama müsaadenizle vakti geldi. Kısa bir ara verelim. Daha sonra müzakere devam edecek. Müzakere devam ediyor. Artık ikinci bölümdeyiz. İttifakların geleceği, genişleme ihtimali yahut yapısı varsa bu yapının doğurduğu sorunlar. Bunları konuşuyorduk. İki değerli konuğumuzdan görüş henüz almamıştık. Can Selçuk ile devam edebiliriz tam da bıraktığımız yerden. Tabii. Şimdi konuyu açtı. Çok ayrı şeyler tartışıldı ama ben toparlamaya çalışayım. Öncelikle cephe yani ittifak genişletme çabası var mı Cumhur İttifakı tarafında? Tabii ki var. Şöyle görmek lazım, yani bu son derece doğal bir harekettir. Yani siyasi mücadelenin meşru çabasıdır. Şunu görmek lazım, şimdi bundan 5 sene öncesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadele ettiği siyasi cephe ile şu anda mücadele ettiği siyasi cephe tabii çok farklı. Çünkü birçok farklı cephe açıldı. Ama AK Parti hükümetlerinin 2002'den bu yana alıp şöyle bir bakarsak siyasi mücadelesinde aslında nispeten daha kolay bir alanı vardı. O da neydi? Bir tane CHP var karşıda. Onu bir tarafa kimlik olarak sıkıştırıp Cumhuriyet Halk Partisi de yani o kimlikten çıkmak için çok fazla mücadele etmedi zamanında. O kimlik alanına sıkıştırıp orada kendi kitlesini tahkim ederek sağı Can Kırkışım'ın söylediği gibi bir şemsiye altında toparlayarak oy çoğunluğuyla tek başına hükümetleri kura geldi. Fakat şimdi durum biraz değişti. Şimdi cephe genişledi. Şimdi aynı gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne de cevap vermek durumunda, İyi Parti'ye de cevap vermek durumunda, DEVA'ya da, Geleceğe de, Saadet'e de, HDP'ye de cephe bir anda genişledi. Bu cephenin şu anki farklılığı ne ama? Bu cephenin şu anki farklılığı içerisinde Saadet Partisi gibi, DEVA Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi, İyi Parti İyi gibi Parti. Kendi mahallesine konuşma, yani kendi mahallesindeki seçmenin kulağını kapatmadığı siyasi liderler olması, siyasi hareketler olması. Sağ şemsiyesinin altında duran. Tabii şimdi farklılık bu. Ama tabii Saadet Partisi'nin bir özelliği var. Can Bey onun altını çizdi, ben de katılırım. Hep diyoruz ya özgül ağırlığı var, özgül ağırlığı var. Bu özgül ağırlık ne demek? Bunu bir ete kemiğe büründürmek isterim, yani tanımlamak isterim. Özgür Arınç'tan alıntıdır bu arada, onu da hatırlatmak. Ama her yerde... O kullanmıştı yani. Ama doğrudur. Daha sonra hep kullanıla geldi. Doğrudur yani hani Bülent Arınç'a... Literatüre soktu. Literatüre soktu. Doğru. Şimdi şu, olay şu. Şimdi siyasi mücadele sadece televizyon ekranlarında liderlerin söylediği laflar üzerinden gitmiyor. Siyasi mücadele esas mahallelerde, kahvelerde, misafirliğe gidilen oturma odalarında, salonlarda da siyasi mücadele devam ediyor. Şimdi orada... Saadet Partisi'nin özelliğine bakmak lazım. Saadet Partisi dindar muhafazakar siyaset içerisinde her zaman ahlaki üstünlüğü taşıyan bir partidir. Taşıyan bir harekettir daha doğrusu milli görüş ve bunu da benim yani temel ilkesi olarak benimsemiştir. Yani orada ahlaki üstünlüğü
her zaman kendisine şiar edinmiş ve bu doğrultuda hareket etmeye gayret etmiş. Yani bu yeni bir olgu olarak söylemiyorum. Yani milli görüşün ve ondan öncesindeki milli görüşün başlangıcı olan ki yeni bir hareket değildir. Yani bu topraklarda temsil ettiği hareket, düşünce, siyasi düşünce çok da eskidir üstelik. Böyle bir yeri vardır. Dolayısıyla burada bu görüşün Cumhur İttifakı'nın karşısında olmasının bir maliyeti var. Bu maliyeti ortadan kaldırmaya yönelik bir harekettir. Karşılık bulur mu? Ben karşılık bulmasını çok kolay bulmuyorum açıkçası. Neden? Çünkü bugün Millet İttifakı dediğimiz zaman Millet İttifakı'nın bir hukuki tanımı var, değil mi? 2018 seçimlerinden önce oluşan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve hukuken İyi Parti ve Saadet Partisi arasında kurulan ittifak. Fakat bugüne geldiğimizde Millet İttifakı biraz daha Cumhur İttifakı'nın karşısındakileri tanımlayan geniş bir tanıma döndü. Orada olmasının böyle bir Cumhur İttifakı'nın karşısında konumlanan siyasi partiler olmasının sebebi de aslında sadece, ki burada da bence bir değerlendirme hatası yapıyoruz. Yani Meral Akşener bugün Cumhur İttifakı'nın karşısında olmak istiyor diye de Ali Babacan istiyor diye, Ahmet Davutoğlu istiyor diye, Kemal Kılıçdaroğlu istiyor diye Cumhur İttifakı'nın karşısında değiller. Bir talebe karşılık, yani seçmenden gelen bir talebe karşılık orada olduklarını görmek lazım. Dolayısıyla bugün şunları söylerken bazen hızlı değerlendirme yapıyoruz kanaatimce. Yani şu parti taraf değiştirir mi? Şimdi o parti taraf değiştirebilir ama seçmeni değiştirir mi? Esas onu sormak çok lazım. Bugün çok açık bir tablo var ortada. Bizim ölçümlerimize göre işte İyi Parti bugün 14-16 bandına oturmuştur. Deva Partisi 4-6 bandındadır ve desteklerine baktığımız zaman mesela eğer taraf değiştirme kararı alırlarsa seçmenlerinin onlarla gitmeyeceği çok net bir şekilde bizim araştırmalarımızda gözüküyor. Dolayısıyla ben partilerin bu iki blok arasında geçişine çok imkan vermiyorum açıkçası önümüzdeki süreçte. Ama neye imkan veriyorum? Millet İttifakı tarafında, yani Millet İttifakı'nı nasıl tanımladığımı tekrar hatırlatayım. Cumhur İttifakı'nın karşısında bulunan blokta yeni bir ittifak oluşabileceğini de düşünüyorum. Bu üçüncü yol diye tartıştığımız şeyi mi kastediyorsun? Ya üçüncü yol demek istemem çünkü üçüncü yol hani zamanında Tony Blair'ın temsil ettiği sosyal demokrasinin sulandırılmış sosyal demokrasi, yani piyasalaştırılmış sosyal demokrat harekete atıftır. O yüzden üçüncü yol demek istemem ama farklı bir başka blok mu? Bir öyle başka mi? Blok. Tamam. Yine muhalefet, yani Cumhur İttifakı'nın karşısında konumlanacak bir başka blok oluşabileceğini düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? İki tane sebebi var. Birincisi şu. Tabii görmek lazım, yani Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin seçimlerin artık seçim sattım haline girildiğinde, önümüzde bir seçim tarihi belli olduğunda %10 barajına ne kadar yakın veya uzak olacaklarına bakmak lazım. Bu açıkçası üçüncü bir ittifakı tetikleyebilir diye düşünüyorum. İkincisi de sonuç itibariyle bugün her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben bunu sürekli söylüyorum, her ne kadar yerel yönetimlerde başarılı olsa da İstanbul özelinde, Ankara özelinde, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da yaptığımız araştırmalar orada yaşayan vatandaşın belediye başkanlarından razı olduğunu gösteriyor. Fakat bir kimlik çatışması üzerinden, bir kimlik problemi üzerinden hala daha oradaki başarıya rağmen Cumhur İttifakı seçmenine kendini anlatamıyor genel merkez. Zaten oy oranlarına da bu yansıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne genelde 18-20 bandında ölçüyoruz. Dolayısıyla bu kimlik problemini aşmak için kendisini merkez sağın farklı yerlerinde konumlayan partilerin bir araya gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla peki, burada yeni bir ittifak mümkün. Son olarak şuna dair bir şey söylemek isterim. Şimdi 5 benzemez bir araya gelir mi? 3 benzemez bir araya, evet, gelir mi? Bu tartışmalara dair bir şey söylemek istiyorum. Bir de Serkan Bey de şey diyor. Velev ki iktidar oldular, asıl ondan sonra sorunların çıkacağını söylüyor. Şu an tek motivasyon AK Parti karşılığı. Cumhur İttifakı karşılığı. Şimdi ben tabii bu kadar bir büyük resim değerlendirmesi yapmayacağım ama başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi siyasi partilerin bir araya gelmesi için İki tane örnek vardır dünyada. Türkiye'de de bunun benzerlerini tarihte de gördük, şimdi de görüyoruz. Ya
Seçim öncesi beraberlikler yaparsınız. Seçim öncesi beraberlikler genelde sandık aritmatiği ile ilgili beraberliklerdir, ittifaklar. Ya da seçim sonrası beraberlikler yaparsınız. Bunlar da koalisyonlardır. Tamam. Koalisyonlar da politikalarınızın uzlaşması üzerinden kurulur. Şimdi dolayısıyla aslında Serkan Bey'in biraz da kötümseyerek pazarlık dediği şey aslında demokratik süreçlerin bir gereğidir ve çok doğal bir çok doğal süreçlerdir bu pazarlıklar. Neden? Çünkü her siyasi yani siyasi partilerin farklı siyasi parti olmasının sebebi nedir? Çünkü günün sonunda topluma bir refah düzeyi için farklı formüller, farklı şeyler sunarlar. Farklı şeyleri önceliklendirirler. A partisi bir şey der, B partisi bir şey der, C partisi bir şey der falan. Şimdi bunlar sonra topluma derler ki ey ahali biz bunları bunları yapacağız ve bir oy oranı alırlar. Aldıkları oy oranı nispetinde de bir temsil sağlarlar ve sonra tekrar bir araya gelirler ve kendi politika önceliklerini müzakere ederek bir hükümet kurarlar. Bu da demokratik süreç, bu batıda da olur. Serkan Bey'in bahsettiği ama farklı bir anlaşmaydı. Karşılığında bir diyetin ödenmesi gerekeceği bir şimdi anlaşmadan söz ediyor. Ya şöyle bir şey varlığı var. İddia olunan, tabii şimdi Biden çıktı bir laf etti. Bizim muhalefeti desteklememiz lazım dedi. Muhalefet bunu reddetti. Şimdi Biden'ın dediği laf üzerinden ben muhalefet hadi bakalım muhalefet bu Biden'ın sizi desteklemesi nasıl nedir diye. Nasıl reddetti sevgili Can Allah aşkına? Reddettiler. İlhan Çevikköz'ün açıklaması ortada. Kemal Kılıçdaroğlu daha ortalık Ünal savaş alanı seçimi kim kazandı? Trump kabul etmemiş daha ikinci saatte Biden'a tebrik mesajı ortada. Ya öyle yalandan takiyeyle yapılmış ama millet tepki yani vermişse söylenmiş açıklamalara mı itibar edelim bunlara mı dakika, itibar edelim? Bir dakika şunun üzerinden ben bir yorum yapmayacağım bilmiyorum çünkü. Yani hakikaten hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Joe Biden ve Sayın Meral Akşener mesela oturup bir mutabakat mı imzalamıştır elbette da? Elbette hayır. Yani bilmiyorum açıkçası. Dolayısıyla Biden'ın yaptığı açıklama üzerinden ben iktidarın pardon muhalefetin ona güvenerek bir iktidar alanı yaratacağına kendisi eğer planlarını bunun üzerine yapıyorlarsa zaten başarısız olurlar. Planlar onun üzerine yapılıyor çünkü her cümlemde söyledim. Milletin derdini dillendirmiyorlar. Milletin derdine dertlenmiyorlar. Tamam. Muhalefetin Serkan ana gövdesinden kopmuşlar. Güvendikleri başka bir şey var. Bu yüzden bir şey gelmiş onu birazdan aktaracağım. Ona toplum karar verecek. Şimdi bakın ona toplum, muhakkak o tabii. Ona toplum karar verecek. Dolayısıyla ben bilmediğim bir şey üzerinden yorum yapmayacağım. Yani ona toplum karar verecek. Eğer toplum evet dediğiniz gibi Amerika'ya güvenip de toplumun konularıyla hemhal olmayan, toplumun konularıyla dertlenmediğine kani olursa muhalefetin iktidar bravo yapmaz yani. Bu gayet basit. Evet. Benim böyle bir bilgim yok. Şimdi dolayısıyla Türkiye gibi bir yerde toplumun farklı kesimlerinin olduğu, toplumun ama ortak paydada buluşabildiği fakat toplumun farklı kesimlerinin farklı taleplerinin olduğu ve bu farklı taleplerin de farklı siyasi partiler ve hareketler tarafından temsil edildiği bir ülkede zaten politikalar üzerinden, bakanlıklar üzerinden siyasi partilerin birbiriyle müzakere etmesi, pazarlık yapması ve bunun sonucunda bir hükümet ortaya çıkartması son derece doğal bir durumdur. Peki. Ve olması gereken de ben parlamenter sistemden yana yani eski parlamenter sistemden değil ama ben Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetilmesi gerektiğine inanan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve muhalefetin pardon siyasi partilerin bu şekilde bir araya gelmesinin siyasi erki denetlenmesini belirli uçlara savrulmaması noktasında da çok faydalı ve anlamlı bulurum. Dolayısıyla demokrasi dediğiniz şey zaten beş benzemezin bir araya gelip müzakere edip ortak noktayı bulmasıdır. Yoksa herkes birbirine benzese farklı siyasi partilere de ihtiyaç olmaz. Bir yere kadar demokrasiye de açıkçası ihtiyaç olmaz. Zaten peki, tek tipsek oradan yürüyelim gidelim. Niye bu seçimleri yapıyoruz ki? Peki. Bu seçimleri yapıyoruz. Farklı siyasi partiler oy alıyor. Çünkü aslında farklı taleplerimiz var. Demokratik sistem tam da bunların ortak paydada buluşabilmesi için var. Peki, teşekkür ederim. Bu arada Serkan Bey sizi ve beni ilgilendiren bir izleyici görüşü gelmiş. Paylaşayım, izleyicimize borcumuzdur netice itibarıyla. Size sormamızı rica ediyor izleyicimiz. Ayın sonunda ev sahibi ne diyor? Kira yerine bizi yıkamayacaksınız, bölemeyeceksiniz dediğimde kira ödenmiş mi oluyor diye soruyor. Bence kendileri halka insin.
Vatan millet Sakarya edebiyatıyla doğalgaz elektrik faturası ödenmiyor diyor. İşsizlik, enflasyon, yetersiz asgari ücret vesaire, emekli maaşı, EYT, intibak yasasını atanamayan öğretmenler, sağlıkçılar, ziraatçılar, kuraklığı, mülteciler sorunu da konuşuluyor. O kısmı, o ikinci kısmı ya bizi ilgilendiriyor. Olur, konuşuruz. Tamam, peki, ama onun için ayrı bir programa ihtiyacımız var. Serkan Bey'e ilettik izleyici görüşünü. Biz de kendi adımıza cevabımızı vermiş olduk. İzleyicimize teşekkür ediyorum eleştirisi için. Eleştiridir. Biz yani. İşte onu söyledik biraz önce. Muhalefet bıraksın bu dış politikada küresel güçlerin sesi olmayı, bu vatandaşımızın sesini dile getirsin. İktidar dinlesin. Bunlarla hemhal olsun. İktidara yönelik bir eleştiri o, değil mi? Peki. Bunları dile getirsin işte. Tamam. Ben de dile getireyim. Deyip ki ekonomi çok kötü. İktidara yönelik olabileceğini söylüyor Can Kakış'ım. Tabii ki iktidara yönelik canım. Biraz önce şiddeti konuşurken şunu söylemiştik. Şiddet hep birlikte kınayalım ama şiddet konusunu alıp da bir yerleri yıpratmak için malzeme yapmayalım diye. Hep şunu söyledim. Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var mı? Evet var. Pandemi sürecinden kaynaklanan, belki kötü yönetimden kaynaklanan, hükümetin yanlışlarından kaynaklanan ekonomik sorunlar. Vatandaş zor durumda, esnaf zor durumda. Bunlarla ilgili problem yok ki. Ben de diyorum ki burada gelin muhalefet görevini yapsın. Kemal Bey kalksın milletin ekonomik sorunlarıyla alakalı toplumun sesini dile getirsin. Başka yerlerin sesini değil. Ve yine izleyicimize şunu soracağım. Kısaca ben ne olur rica edeyim, çok kısa, bekletiyorum. Çok kısa. Ben hayata bakışım itibariyle sadece hangi partinin iktidar olacağını her programda söylüyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ben devletin bekası açısından olaylara bakarım. Peki. Bu benim tarzım ve tavrım. Benim bu tarzım ve tavrım, vatandaşın ekonomik sorunları yok. Yok ev sahibine ezan dinmez, bayrak inmez muhabbeti. Hayır, benim anlattığım bunlar değil. Bu şekilde tamam, bir popülist söylemi de hak etmediğimi düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Değerli izleyicimiz, teşekkür ederiz. Görüşünüzü ilettik. Serkan Bey cevabını verdi. Biz kendi üstümüze düşen kısmını da yanıtladık. Teşekkür ederiz. Bu arada değerli Haber Global izleyicisine not elbette söylememize gerek yok ama hadi bir hatırlatalım. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Bu program içerisinde onları değerli konuklarımızla da ele almaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Vaktimiz müsaade ettiği sürece elbette. İhsan Bey, şimdi ittifakları ne bekliyor? Temel sorumuz buydu. Bir de siz de bir başka blok, hadi üçüncü demeyelim Can Selçuk'un uyarısıyla, bir başka blok ihtimali görüyor musunuz gelecekte? Şimdi ittifakların rasyonel bir analizini yapalım. İktidarların birinci kanadı Cumhur İttifakı, işte 18 yıldır ülkeyi yöneten, başkanlık seçiminden sonra da Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ve Büyük Birlik Partisi ile beraber iktidarı temsil eden grup. Şimdi ikinci grubun analizini yapmadan önce birinci grubun analizini yapacağım. Şimdi bugün baktığınız zaman iktidarın ikinci grubunun küçük partilerinin ne idüğüne dair, ne olacağına dair, yani kararların ne olacağına dair bir şeyimiz olmadığı halde kanaatimiz. Bugün iki ittifakın oyları, hata paylarını dışarıda bırakırsak %50-50 civarında. Şimdi bazı şeylerde, kanallarda haftalık 15 günlük şeyler, araştırmalar yayınlanıyor. Nihayetinde bu ülkenin yaklaşık işte 20-25 yıldır kamuoyunun önünde olan ve vatandaşların da rasyonel gördükleri ve acaba bu galiba bu firmanın dediği doğru dedikleri 3-4 tane araştırma firması var. Bunların ortalaması iki ittifak kanadının oylarının başa baş olduğunu gösteriyor 50 bandında. Bazen birisi 52 olur, birisi 49 olur. Sizde de böyle mi? Çok mu yok? Bizde de öyle. Hatta 50'nin biraz üzerinde Cumhur İttifakı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın ihtiyacı ne? Şu an normalde pandemi dönemi var. Ekonomi elbette ki şeyi sarsıyor. Bir de şu şartlarda başa baş olduğunu düşünelim. Yani pandeminin ülkeyi sarstığı, ekonomik sıkıntıların olduğu ve buna rağmen canla başla bir mücadelenin olduğu dönemde 50-50 ve hiçbir iktidar da oturup pandemi döneminde şeye gitmez, seçime gitmez. Şimdi ihtiyacı olan ne? Belki de yani Cumhur İttifakı şöyle düşünüyor. Bu 50-50 siyaset şey seçim şartları, seçim psikolojisinden dolayı eksiye düşebilir, artabilir ama biz işimizi garantiye alalım. Burada da ilk adım olarak Saadet Partisi ile ilgili bir adım atıldı. Ben bunun genişleyeceğini de düşünüyorum. Aslında genişleme potansiyeli de şuradan kaynaklanıyor. Hala Türkiye'de birçok kesime ses verip oradan cevap alma kabiliyeti olan tarafın bir lideri var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Peki sen, buraya da sormuştum. Hüdapar konusu. Hüdapar konusu şöyle, şu çizeceğimiz çerçeve içerisinde daha tali bir konu. Çünkü Hüdapar'ın desteği Güneydoğu'da önemli, şeyi de dengelemek açısından, yani HDP'yi dengelemek açısından. Fakat oy potansiyeli konuşulduğu kadar yüksek değil. Bu da Saadet Partisi hamlesinin şöyle bir özelliği var. Şimdi Saadet Partililer de nihayetinde bir parti ve bütün partiler gibi kar zarar hesabı yapıyorlar. Kendi iç seslerine bakacak olursa, ben çok hani merkezden gelen bir insanım. İşte Refah Partisi en yüksek oy aldığı zaman %23 oy almıştı.
Varsayalım ki bunun %20'si hala AK Parti'de temsil ediliyor. Artmış olabilir, eksilmiş olabilir o toplam %20. Yaklaşık işte o 1 ile 3 arası rakamda Saadet Partisi'nde temsil ediliyor. Dolayısıyla bu %20 ile %23'ün aslında zihinsel olarak çok da büyük farklılıkları yoktur birbirinden. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şey için, AK Parti için Saadet Partisi kıymetlidir. Fakat Cumhuriyet AK Partisi şey Halk Partisi için ölümcül bir destektir, kıymetli bir destektir bu anlamda. Saadet Partiler şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki biz 70'li yıllarda koalisyon olduk. Ve koalisyon bir rol paylaşımıdır ve memleketin kalkınması için, büyümesi için önemli de işleri yaptık. Fakat gelinen noktada bizim bu seçimde verdiğimiz destek Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine verdiğimiz destektir. Ortada bir koalisyon yok, bir paylaşım yok, bir bakanlık bölüşümü yoktur. Fakat biz o işte Erbakan Hoca'nın 200 yıllık İslamcılık geleneğinden ve bu ülkenin kalkınma heyecanından tarif ettiği bir dünya sistemi var. Ve bu köle zihniyeti var ve dünya sisteminin köleleştirdiği zihniyeti de hocanın tarifiyle CHP temsil ediyor Türkiye'de. Dolayısıyla biz hocamızın 40 yıldır iğneyle kuyu kazar gibi oluşturduğu CHP zihniyeti karşıtlığını biz aslında meşrulaştır pozisyonda olduk. Kârı ne? Kârı sıfır. Herhem kârı yoktur Saadet Partisi için. Bu şu an Saadet Partisi'nde tartışılan zemin bu. Burada şey hani İbre Cumhur İttifakı'na mı döner? Şeyden yana mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yana mı? Bir tahmininiz var mı? Efendim? Bir tahmininiz var mı? Benim tahminim bu ziyaretten sonra artık İbre'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yana dönmeyeceğini düşünüyorum. Peki. Bu belki böyle bir yönetim kararına dönüşebilir A ya da B tarafı ama kitle olarak artık büyük oranda rota bu tarafa döner gibi düşünüyorum. Çünkü nihayetinde kitlenin de öznesini, dimağını biliyoruz. O dip dalgada tartışılan konuları biliyoruz. Bir küçük örnekle geçeyim Saadet Partisi meselesini. Şu stüdyoda bir tartışma yaptık. Bir tane sapık bir adam işte tarikat marikat adında bir çocuğa tacizde bulunmuş. Ve en ağır dille bunu ben eleştirdim. Arkasından da bir öneride de bulundum. Yani işte tarikatların meşru bir zemine oturması falan gibi. Sağ tarafta da bir hukukçu, modern tarafı temsil eden bir Cumhuriyet Halk Partili, bir de İYİ Partili vardı. Tarikatlar, muhafazakarlık, din, vicdan, hürriyet alanına öyle bir öfke gördüm ki ben arkadaşlara şu şeyde, arkadaşlar ya günaydın ya, tek parti döneminde değiliz, bir uyanın hani 2020'deyiz. Aslında tekkele zaviyeler konusu var yani işin hukuki boyutunu. 2020 yılındayız dedim ve çok güzel de bir öneri getirmiştim. Hani onunla şu an uzatmayayım. Şimdi hatta şunu dedim ya, siyaset tarikatlardan varis de kalamaz. Şerif Mardin'in kitaplarından birisinin adı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şey Nakşibendi tasavvurudur. CHP'li arkadaş dedi ki ben öyle safsataya tükürürüm dedi. Böyle hikayeleri kabul etmiyorum dedim ki ya hikaye dediğin Şerif Mardin yani ve çok da kolay tükürülecek bir tarafı yoktur yani. Şimdi bir Saadet Partili. Gerçi onu da eleştirenler var ama. Tabii onun eleştirel kitabı da çıktı zaten. Şimdi bir Saadet Partili bu sağ tarafta oturtan malzeme şeye öfkeye kapatılsın devlet, güvenlik meselesi şudur budur budur baktığı zaman kendisiyle bu güruh arasında bir muhasebe yapma ihtiyacını hissediyor. Ve bu kolay da üzerinden atlayıp geçeceği bir mesele değildi. Çok küçük bir örnek ama peki. Nihayetinde Ekrem İmamoğlu bir Mevlevi ayini töreni düzenledi. Ya törende tek parti dönemindeki bir uygulama geldi, cart diye önümüze oturdu. Şimdi Saadet Parti bunu da değerlendirir. Ya da şöyle bir şeyi de değerlendirir. Yani işte yönetime yeni gelme heyecanıyla herkes örgüt evindeki psikolojisini bazen yönetime taşır ya. Bir hanımefendi, işte karşısında 10-15 tane başörtülü hanım var. Siz çoğunuz bekarsınız galiba. Ben sizi itfaiyeye göndereyim de itfaiyecilerle bir parti yapın. Şimdi bunların hepsi karinedir aslında siyasette. Bunlar da eleştirildi ama. Eleştirildi ama eleştirince hükmü geçmiyor. Hükmü tamam. Hükmü bir yerde yararlarını bırakıyor. Ve o davanın avukatıyım ben. Çok rencide edici şekilde kesinlikle. İnsanların hem şimdi kadını korumayla hem insanlık hareketleriyle oynandı. Cumhur İttifakı'nın ihtiyacını belirledik. Bu İYİ Parti'ye yönelebilir mi? Başka toplumsal kesimlere yönelebilir mi? Bunu geleceğiz. Şimdi Millet İttifakı'nın tanımına gelecek olursak. Onunla da toparlayalım lütfen. Şimdi bir, Cumhuriyet Halk Partisi, o %22. İki, İYİ Parti, 11 diyenler var, 13 diyenler var. Şimdi İYİ Parti'nin oyunu 15'e çıkardığınızda CHP'nin 16-17'ye düşmüş olması lazım. Çünkü ikisinin oy geçişliği var birbirinden. Biz CHP'de öyle oluyor zaten. 18-20 ölçüyoruz. Yani CHP'de öyle. Bizde CHP hala 22, diğeri de 10-11. Yani o 22-23 pardon yani yanlış söylememiş olayım. Peki. Son araştırmamızda hala 23'tü Cumhuriyet'te. 22.9 falan. Şimdi ikinci partiyi koyduk. HDP'yi de koyduğumuzda
Oylar 42-43 ediyor ve diğer yedekteki partileri de açıkta tutuyoruz. Bu 7 puanın gelip gelmeme ihtimali yok. Şimdi bu hesabın içerisine Muharrem İnce'yi katacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak, parti kuracak, ittifakta olup olmayacağı belli değil. Mustafa Sarıgül'ün ne yapacağı hiç belli değil. İttifaktan ayrılır, Cumhur İttifakı'ndan yana olabilir, orada olabilir. Şimdi herkesin de ikişer üçer puan yedeklediğini düşünelim. Şimdi Millet İttifakı şeyin oylarını, yani Deva Partisi'nin oylarını ve Gelecek Parti'nin oylarını keyifle yüksekte tutuyor. Cumhur İttifakı da diyecek ki Muharrem İnce ile Sarıgül'ün oyları keyifli oylar diye. Şimdi şeyin bilinmeyeni az. Cumhur İttifakı'nın bilinmeyeni az ve manevi desteğe ihtiyacı sınırlı. Fakat Millet İttifakı'nın bilinmeyeni çok, değişkeni çok. Yani şuraya da geldiğinde, aday olduğunda şartlar değişecek. Adayın kim olduğu önemli. Sağcı olması önemli, solcu olması önemli, milliyetçi olması önemli. HDP'nin varlığı aslında hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem İYİ Parti için çok, çok ağır bir yük. Ağır bir yük olması da ya bazen insanlar saygısız bir şekilde efendim 6 milyon seçmeni hakaret ediyorsunuz değil. Türkiye'de hiçbir partinin seçmenin suçu yok ki. Yani bir seçmen belediye başkanı seçti, adam gitti rüşvet yedi. Yani seçmen mi dedi git hani hırsızlık yap diye. Şimdi HDP'nin şu an siyasette rotası belli değil ve bir türlü de belirlemiyor. Ya iki tane şey yapacak. Türk halkının, Kürt halkının, sokaktaki insanın bir tane beklentisi var. Diyor ki ey HDP'liler ya gözünüzü şu toprağa dikin. Yani Diyarbakır'a, Şırnak'a, işte İstanbul'a bakın. Bu toprak sizin toprağınız. İki, yüzünüzü Türkiye'ye dönün. Çok zor bir şey de değil. Bak halk %10 oyla arkalarında bekliyor. Şimdi geriye dönüp baktığınız zaman yine bizim sol kesim sağ olsun şeyi güzeldir. Diyalektik güzeldir, eleştiri güzeldir. Kendi kusurlarını, mevzu zaten geçmişti, problem yok. Başkalarının kusurlarını tekrarla dur. Şimdi bu yükü Cumhuriyet Halk Partilileri nasıl taşıyacaklar, İYİ Partilileri nasıl taşıyacaklar? Sadece işte Erdoğan'a karşıyız dediğinizde ülkenin bütün yaralarını sarmış olacak mısınız? Bence şeyin bugün Millet İttifakı'nın yükü Cumhur İttifakı'na göre daha ağır, açığı daha fazla ve her hamlede, her değişkende de risk oranı daha artıyor. Peki. Ya Muharrem İnce aday olacağı zaman, olmadığı zaman Meral Akşener'in aday olarak oyları artıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları şiddetle düşüyordu. Muharrem İnce aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını 30'a çıkardı. Meral Hanım oylarını düşürdü. Ha demek ki sistem birleşik kaplardan şey yapıyor. Kabın bir tanesinin iki tane büyük partisi var. Zaten 50'ye yakın. Peki. Diğer kabın 7-8 tane değişkeni var ve bu değişken her günde değişmeye yatkın gözüküyor. Peki üçüncü yol Peki. mümkün mü? Hı hı. Benim aslında İYİ Parti ile ilgili bir önerim var. Bu 2 yıldır yaklaşık bunu tekrarlıyorum. Diyorum ki İYİ Parti'nin kurumsal kimliğini oturtması, büyümesi, istediği gibi politika üretebilmesi için iki ittifaktan da bağımsız bir yer edinecek, kendisini merkeze çekecek. Bu sefer uluslararası meselelerde milliyetçi gelenekten olduğu gibi Azerbaycan meselesinde, Libya meselesinde, Akdeniz meselesinde ülkesinin yanında duracak. Diğer iç meselelerde siyaseti alabildiğini eleştirecek. Çatı olarak söylüyorum, bak ittifak olarak değil, çatı Peki. olarak HDP'nin yanında durup, HDP'nin ittifakının bir parçası olup, sonra da vatan millet Sakarya türküsü çok da keyifli olmuyor. Peki. Dolayısıyla bu yükü de hem Cumhuriyet Halk Partili, ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü taban taşıyor. Hem de İYİ Partililer taşıyor. Dolayısıyla böyle uzaktan bakıp da ya işte Cumhur İttifakı şöyle zorlukları var. Zorluk iktidar zorluğudur. Peki. Oy zorluğu Peki. ya da seçim zorluğu Peki. değildir. Bir cümleyle tamamlayayım. Sona bak. Ne olur. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yerel seçimlere giderken yapmış olduğu hatayı asla büyük seçime giderken yapmayacak. Çünkü yerel seçimlere giderken bir rahatlık vardı. Oyumuz yüksek, keyfimiz yerinde. Ne de olsa halk bizi destekler. Hata oydu diyorsunuz yani. Yani onun gerisinde çok önemli siyaset üretmeme hataları da vardı. Hı hı. Zaten yerel seçimden sonra AK Parti siyaset üretmeye başladı, karşılık Peki. vermeye başladı. Peki. Meselelerini daha çok önemsemeye başladı. Zaten AK Parti kendi meselesini önemsediği zaman konuların üstesinden geldiğini Peki. düşünüyorum. Yerel seçimlere giderken biz BKK tartıştık. Nasıl ciddiye almamışlar onu da çok anlamadım. BKK tartışması ama. Vardı o zaman doğru. en sık dile getirilen. Yok, biz şöyle, mesela şey mahalle muhtarını seçeceğiz ama şimdi, öyle ki Türkiye'nin yanlış, varlık yokluğu meselesi gibi. Yanlış bir yerden örnek verdim. Ben zaten yerel seçime giderken siyaset üretmeme biraz da rahatlık hatası vardı. Yok, rahat olsalar da BKK sorununu dile getirmezler. Genel seçimde yapmayacak diye düşünüyorum. Zaten şimdiden daha seçimi bırakın da 2 yıl önceden
turların başlaması, meselenin ciddiye alınması da bunu gösteriyor. Biz şunu yaşadık aslında. 15 Haziran seçimlerinde, yani Ahmet Hoca'nın başbakan olduğu seçimlerle yine kendisinin aday olduğu ikinci seçim arasındaki o 9 puanlık fark döneminde AK Parti yeni kurulmuş bir parti gibi çalıştı. Sokağa Peki. gitti, milleti dinledi ve tekrar geldi %50'ye çıktı. Elbette Peki. ki bugünden yarına %50 olmaz ama hı hı. AK Parti kendi meselesini ciddiye aldığı zaman ben 2023'te problem yaşamayacağım. Şu anda kaç gözüküyor Peki. İhsan Bey? O zaman ben size sorayım. Siz anketinize göre. Ama o da son olsun sayfayı merak çevirmeliyiz çünkü konular var. Araştırmalarda 42, 41.8, 41.9. Ya Cumhur İttifakı? Olsun Yok Cumhur İttifakı'ndan bahsedeyim. Cumhur İttifakı şöyle bir 51 vardı bir 52 vardı sonraki 51, araştırmada. 52. Bir diğer araştırmacı olarak Can Bey'e de sorabilir miyim? Can Bey'in sonuçları farklı. Benim sonuçta yani Ocak ayı araştırmamıza göre Cumhur İttifakı 45 seviyesinde, Cumhur İttifakı'nın karşısında kalanların toplamı 55 Doğru. seviyesinde. Peki bu yani. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra? Dağıtıldıktan sonra. Tamam. Her bir cümle olur. Gerçekten... Farklı olmasıyla karşılaşıyoruz zaten. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu fark yani istatistiki olarak çok anlamlı bir fark değil. Onu da söyleyeyim yani. Yani 50-50 bulmakla 45-50 bulmak arasında seçimden bu kadar uzakken gerçekten çok büyük bir fark yok. Rasyonel değil diyoruz. Bence Fakat... şey daha kıymetli tartışmak. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 bulması devrim gibi bir şey. 18-20 bandında Bence demiştim. Değil. Yani ona bir açıklamam var tamam, ama konumuz tamam. olmadığı için. Oraya doğru geliriz. Araştırmaları teferruatıyla konuşacağız ama kısaca bir söyleyeceğiniz bir cümle söyleyeceğim. Başlatalım. Şimdi bu tartışmaları yaparken şunu bence unutmuyoruz da karışıyor. İki seçim var önümüzde. Bir meclis seçimi var. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani bu ikisini ayrı ayrı konuşmak İkisinin lazım. İkisinin dinamikleri farklı. İkisinin dinamikleri çok farklı. Yani çünkü yaptığımız bütün araştırmalar... Meclis sonuçları. Hı? Bizim yaptıklarımız meclis sonuçları. Meclis sonuçları. Yani tabii. şimdi mesela Cumhur İttifakı 50 diyebilirsiniz, 45 diyebilirsiniz, 55 diyebilirsiniz. Bu demek değil ki Sayın Erdoğan'ın birinci turda alacağı oy mesela. Onu etkileyen birçok dinamik var. Bizim yaptığımız araştırmalar Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyunu... AK Parti'nin üzerinde fakat ittifakın aşağısında gösteriyor mesela. Peki. Ama karşıda tabii adayların kim olacağı gibi çok dinamik bir değişken var. Tamam, ben de pekala. Kendimi ifade etmek için şunu söyleyeyim o zaman ondan sonra Olur. kapatalım. Sonra zaten sizle devam edeceğiz. Tamam yani bu bunları sormamın sebebi şuydu İhsan Bey ve Can Bey. Yani eğer buradaki rakamlar birbirinden farklılık arz ediyorsa o zaman bizim yapacağımız yorumlar da çok bunlara göre değişebiliyor. Yani eğer Can Bey'in söylediği rakamı biz onun üzerine bina ediyorsak, tabii onun üzerine tamam. bina ediyorsak o zaman farklı. Bizim anlatacaklarımız tamamen farklı olmalı veya bu mesela Serkan'ın bahsettiği bu toplumda karşılığı var mı? Muhalefetin söylediklerinin vesaire. Bunları yorumlamamız farklı olur veya Cumhurbaşkanının Saadet Partisi'ne yönelik ziyaretin farklı anlamı olsun. Ben kendi adıma hepimizin aynı fikirde şöyle, olmadığına memnunum. Evet. Şimdi ne Can Bey ne benim şeyle araştırmamdan çok Millet İttifakı'nın lehine büyük yorum çıkmaz ama Can Bey'e destek verecek daha uçuk açık firmalar var. Bence onlar üzerinden yorumlarsa daha çok avantaj sağlamış olur. İki değerli kamuoyu araştırmacımız da buradaki konuklarımız da zaten şu aşamada aslında çok da rasyonel olmadıklarında hemfikirler. Yani bu araştırmaların evet bir yönelimi anlattığını biliyoruz ve fakat yarın Yok, seçim olmayacağına göre. İşlerimiz rasyonel ama tam şimdi 3 yıl önceki seçime göre ama yarın seçim, olmayacağına göre. Şöyle, elbette, yani, elbette ama yarın seçim yok. Moderatörlüğünüz işte. Ne kadar rasyonelse bizim işlerimiz o kadar rasyonel. Buradan ne anlamalıyım? Teşekkür mü edeyim yoksa teşekkür etmeniz lazım. Teşekkür etmeniz lazım. Bilerek özdeşleştirdim şöyle. Yani araştırmacının işi rasyoneldir. İşini düzgün yapıyorsa. Tabii. Ama 2023 için bu bir tahmindir. Şey değildir. Yani bugünün durumudur. Bugünün şartlarıyla, bugünün verileriyle. Seçimde atmosfer bir değişir. Yani şöyle oldu. Mesela Abla Öcalan'ın yakalanması Türkiye'de siyaseti kökten değiştirdi. Ama zaten sizin temel sorularınızdan bir tanesi de bu pazar seçim olsa Bugün diye işine. Başlar ya da işte yarın seçim olsa diye başlar. Peki bu arada devam edeceğiz elbette ama şu sistem, yönetim sistemini konuşacağız. Bir değerli izleyicimizden bir mesaj gelmiş. Bana söylüyor bu defa. Söze Erhan Efendi diye başlamış. Seni, Erhan Efendi seni demiş. Peki. Kılıçdaroğlu duydu, aday olursun. Diye devam etmiş. Siyasette aday olmak gibi bir niyetimiz yoktur. Zannediyorum gazeteciliği tercih edeceğim. Bu mesaj bir küfürle bitiyor, bir hakaretle bitiyor. Onu da yeri gelmişken misliğe elbette değerli izleyicimize iade edelim. Devam. Yani bunları da paylaşıyoruz bu arada. Elbette küfrü tekrar etmeyeceğiz ama böyle şeyleri de paylaşıyoruz. Onu da söyleyelim seyircimize olan saygımızdan ötürü.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var elimizde siyasetin tartıştığı konular arasında. Bir de bunun yanında güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu var. İkisini birbirinden ayrı konuşmakta yarar var gibi görünüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın yaklaşımından hareketle bir alıntı yapacağız. Türk Gün yazarı Orhan Karataş'tan alıntıdır. Ancak o da bir yerde Devlet Bahçeli'den alıntı yapıyor ve Bahçeli'nin şöyle yaklaştığını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine söylüyor. Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. Bu bir. Anayasada yer alan temel ilkeler çerçevesinde kalmak şartıyla her siyasi partiye teşkilat yapısını ve işleyişini belirleme hakkının verilmesi sağlanmalıdır. Siyasete katılım arttırılmalı, parti içi demokrasi güçlendirilmelidir. Siyasi partilere devlet yardımı şartları yeniden düzenlenmelidir ki HDP ekseninde de bu konu tartışılıyor. Siyasi partilerin ticaret yasağı, seçim kanunlarında gerekli düzenlemeler yapımı, özür dilerim düzeltiyorum. Siyasi partilerin ticaret yasağı hükümleri açıklığa kavuşturularak titizlikle uygulanmalı ve denetlenmelidir. Seçim kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ülke seçim barajı makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır. Mahalli idareler seçim sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmelidir. Milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı şartları gözden geçirilmelidir. Muhtarlık seçimlerinde milletvekili sayısına göre belirlenen seçim çevresi sayısı yeniden düzenlenmelidir. Yine özür dilerim satır atladık. Bakalım muhtarlık seçimlerinde adaylık şartları ve süreci yasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır diyor. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısına göre belirlenen seçim çevresi sayısı yeniden düzenlenmelidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetimde istikrar ilkesi sağlandığından seçim çevrelerini çok fazla daraltmanın anlamı kalmamıştır diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Türk Gün yazarı Orhan Karataş da bu şekilde alıntı yapıyor. O zaman soru şöyle şekilleniyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devamı halinde hangi noktalarını tadil etmek gerekir? Nerelerde değişikliğe ihtiyaç var sizin? Yani her tarafında değişikliğe ihtiyaç var. Hatta bence değişmeli. Yani sistem değişmeli. Sistem değişmeli. Çünkü gayet diğer öneriyi de birazdan konuşuruz. Gayet tabii ki. Çünkü bu sistemle medeni olma iddiasına sahip hiçbir ülke devam edemez. Çünkü bu çok fazla güçlerin merkezileştiği bir sistemdir. Burada yürütme yasama üzerinde hem yetki sahibidir hem malumunuz Sayın Bahçeli'nin bundan önce AYM ile ilgili de bir çıkışı olmuştu. Bu sistemin ruhuna göre mahkemenin uyarlanması gerektiğini söylemişti. Yani görüldüğü gibi hukuku da kendi yürütmenin çizgisine doğru ayarlamak noktasında bir eğilimi de bu noktada akla getirmektedir. Şimdi burada mevzu Sayın Erdoğan'ın kişiliğinden daha ötede değerlendirilmesi gereken bir husus. Eğer siz bir güçler ayrılığı düşüncesine uygun yönetim mekanizmasına sahipseniz ki zaten medeni ülke olmak da bu demektir. O zaman o anayasa içerisinde gereken denge mekanizmalarının son derece akıllıca bir biçimde kurulmuş olması gerekir. Örneğin ABD'de evet bir başkanlık sistemi var. Ve yürütme başkan ve onun atadığı danışmanlar tarafından idare edilmekte. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Ancak bu noktada iki önemli denge mekanizması söz konusu. Birincisi çift yönlü, çift basamaklı bir yasama organının bulunması. Yani eğer yürütme bu kadar güçlüyse veya tek kişi ve onun atadığı insanlar tarafından devam ettirilecekse o zaman en azından bunu dengelemek kaygısıyla yasamayı daha güçlü kılalım tarzında bir bakış açısı vardır. İşte temsilciler meclisi ve senato söz konusudur. Aynı zamanda federal bir yönetim vardır. Yani yerel yönetimler de buna mukabil güçlendirilmiştir. Mantık şunun üzerine kuruldur. Biz eğer yönetimi, tekrar söylüyorum, yürütmeyi tek kişiye büyük oranda veriyorsak, bu kişinin her şeyle doğrudan ilgilenmesi vesaire mümkün değildir. O zaman bizim bu noktada onun güçlerini belli ölçülerde dağıtmamız gereklidir gibi bir mantığa dayalı. Fakat Türkiye'de işte bu denge mekanizmaları hiç yok ve güç çok fazlasıyla merkezileşmiş bu sistemde. Dolayısıyla bu sistemin yani böyle küçük tadilatlarla vesaire devam etmesi açıkçası mümkün değildir benim düşünceme göre. Sayın Bahçeli'nin önerileri de mi diyorsunuz? Tümüyle dönüştürülmesi ve parlamenter sisteme geçişin yapılması gerekli. Öneriniz bu. Evet. Burada önerilenler peki Sayın Bahçeli'nin söylemleri
az önce bir örneğinde vermiştim. Hep şu düşünce çerçevesinde anlam kazanıyor. Kendisi diyor ki hani biz böyle bir sistemi kurduk. Bu sistemin bundan sonra daha sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayalım. Yaklaşık ama buradaki kadar sorunsuz olmak ne demek? Buradaki sorunsuz olmak demek çatlak seslerin olmaması demek. Yani şimdi siyaset eğer farklı seslerin olması ve onların bir şekilde uzlaştırılması ise bu o düşünceye uymuyor. Yani Sayın Bahçeli'nin orada ortaya koymak istediği bakış açısı şu. Az önceki Anayasa Mahkemesi örneğinde de olduğu gibi. Yürütme bir karar alsın ve o herhangi bir muhalefetle karşılaşmadan, herhangi bir denge mekanizması ile karşılaşmadan hayata geçirilsin. Ama niyet mi okuyoruz şu anda ben, yoksa? Yani ben şimdi Sayın Bahçeli'nin şimdiye kadar bu konuyla alakalı yaptığı yorumları dikkatle izledim. Ben bunun dışında açıkçası bir şey benim kafamda canlanmadı. Çünkü kendisi sürekli şunu söylüyor. Hani bu sistemin oturması, bu sistemin işte belirli bir süre dahilinde artık Türkiye'de gerçekten de ihtiyaca cevap vermesi vesaire gibi söylemleri de getiriyor. Ben de diyorum ki yani Türkiye'de eğer kendisinin sorun olarak ortaya koyduğu hususlar farklı fikirlerin ortaya çıkmasından ya da yönetime bazı denge mekanizmalarının, denge net mekanizmalarının olmasından kaynaklıysa o zaman Sayın Bahçeli'nin önerileri buradaki çatlak seslerin kesilmesi anlamına geliyor. Ve o çatlak sesler de dediğim gibi aslında siyasetin çok doğal bir işleyişi. Yani mesela burada bir Anayasa Mahkemesi'nden herhangi bir, buna katılmayabilirsiniz. İşte Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu ile alakalı bir karar verdi vesaire. Eğer mesela siz bu noktada bu ortaya çıkan kararı yürütmenin düşüncesiyle aynı olmadığı için bir çatlak ses olarak değerlendiriyorsanız ve buradan da yola çıkarak buranın, bu mahkemenin tekrardan düzenlenmesi gerektiğini ortaya koyuyorsanız işte orada açıkçası benim aklıma farklı bir şey gelmiyor. Ve nitekim şuna da dikkatinizi çekerim ki aslında Anayasa Mahkemesi'nin, hani o örnekten devam edersem, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı zaten şu anda da büyük oranda Cumhurbaşkanı'nın ve onun yönlendirmesi altındaki kurumların büyük oranda etkisi altında. Yani zaten Anayasa Mahkemesi üyelerini, 15 üyenin yanılmıyorsam 12 tanesini doğrudan ya da dolaylı olarak belirleyebilmekte. Ama şöylesi bir durum var. Bir atanan Anayasa Mahkemesi üyesi uzunca bir süre orada kalıyor. İşte malumunuz bu son dönemde tartışmalara sebep olan bir üye vardı. İşte Abdullah Gül zamanında atanmış. Şimdi 10 senesi daha var. 10 sene daha bu görevi devam edecek. Sayın Bahçeli de mesela bundan rahatsız. Sayın Bahçeli de diyor ki bu gibi kararları alacak olan kişiler olmasın. Şu anda bunların çok daha kolay bir şekilde dönüşümünün, dolaşımının sağlanabileceği bir değişiklik Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bünyesi dahilinde hayata geçirilsin. Bunu bu şekilde anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama diğer bu daraltılmış bölgeyle alakalı söylediklerine Sayın Bahçeli'nin katılıyorum. Bu tabii MHP'nin konumuyla da son derece alakalı. Son zamanlarda dediğim gibi bu seçim sistemiyle alakalı tartışmalar da fazlalaştı. Bu bir senedir veya iki senedir gündemde olmasına rağmen artık son dönemde bunun daha fazla lafa edilmeye başlandı. Belli ki yapılacak bir şey. Yani bu noktada evet bazı bir yorum var. Onu da birazdan paylaşacağım. Olacak gibi gözüküyor. Ancak bu Türkiye'de demokratik temsiliyeti daha kötü bir duruma sokmaktan başka bir sonuç vermez. Çünkü bu dar bölgenin temel mantığı şudur. Bir seçim bölgesinde en fazla oyu alanın bütün bir oradaki milletvekili sayısının toplaması, alması demektir. Yani şöyle düşünelim, bir bölgede %25 aldı bir parti. İkinci 24 aldı, üçüncü 23 aldı, diğeri de 22 aldı. Bir de küçük partiler var, geri kalanı da onlar topladı. %25 alanın o bölgedeki bütün milletvekillerinin toplaması, %75 oyun çöpe gitmesi demektir. Ve bu da Türkiye'de demokratik temsiliyete verilebilecek en büyük zararlardan birisidir. Peki. Onu diyorum. İşte bu noktada anladığım kadarıyla bazı şeyler, bazı yani bunun tabii daraltılmış olabilir. Daraltılmış olursa bunun arasında bir yerdir. Ama burada şimdi siz bir nispi çoğunluk sistemini uygularsınız, bir de mutlak çoğunluk sistemini uygularsınız. Mutlak çoğunluktan nispiye doğru veya nispiden mutlağa doğru geçtiğiniz her aşama bir tercihi ortaya koyar. Şimdi siz eğer
demokratik temsiliyetin fazla olması, daha yüksek olması gerektiğini ortaya koyuyorsanız, o zaman nispi çoğunluk çerçevesi devam etmeniz gerekir. Peki. Demek istediğim buydu. Ve şunu da ifade etmem gerekiyor ki, Sayın Bahçeli o yüzden haklı demiştim. Bu dar bölgede daraltılmış bölge seçim sisteminin hayata geçmesi durumunda bundan en fazla zararı görecek parti de MHP olur. Çünkü böylesi bir uygulama AK Parti'yi Türkiye coğrafyasının önemli bir kısmında birinci parti halinde olduğu için buradaki bütün milletvekilliklerin toplamasına vesile olur. Güneydoğu'da HDP'yi tam olarak hakim hale getirir. Hı hı. Bir de kıyı şeridinde, Ege'de birkaç tane ilde de CHP'nin varlığını mümkün kılar. Onun dışında MHP'yi neredeyse tamamıyla siyaset sahnesinden siler. O yüzden bu noktada Sayın Bahçeli'nin atacağı adımı açıkçası ben de merakla bekliyorum. Peki. Bir şeyin altını çizmek lazım. Buyurun, çizelim, öyle Sayın Bahçeli verdiği mülakatta bölgelerin daha fazla daraltılmaması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Yani seçim çevrelerini çok fazla daraltmanın anlamı kalmamıştır. Kalmamıştır dedi. Yani hani bu dar daraltılmış bölge tartışmasına karşı aleyhinde bir orada şey diyor, zaten duruşu diyor, var diye anlıyorum. O yüzden söylüyorum yani, o mantıklı değil. Temsilde adalet, yönetimde istikrar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ne diyor? Bu yönetimdeki istikrar problemi ortadan kalktı. Dolayısıyla diyor, barajın biraz düşürülmesi noktasıyla temsilde adaletin mecliste daha da yaygınlaşması noktasında bir öneri sunuyor Sayın Genel Başkanım. Bu doğru tespit. Zaten az önce söylediğim zaten benim bu az önce yaptığım analizi Sayın Bahçeli'nin yapmıyor olması mümkün değil. Evet, peki. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz ama bir izleyici sorusu geliyor yine iki kişiye. Şöyle diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın çıkıp parlamenter sisteme dönüş yapacağız derse İhsan Bey ve Serkan Bey ne derler? Hala başkanlık sistemini savunurlar mı? Teşekkür ederim diyor. Biz de teşekkür ederiz. Cevabı ben bilmiyorum. Kendilerine soralım. Varsayıma dayalı gerçi ama. Ya izleyicimiz varsayıma burada dayalı yani. Tamamen bilmiyorum. İster İzleyicimiz burada bizi ilkesel bulmamış herhalde ki bir lafla bir anda görüşleri değişen kişiler olarak bizi gözlemlemiş bulunduğu yerden. Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir cümle sarf etmez. Varsayımlar zaten, üzerinden varsayıma dayalı diye zaten söyledim ben de. Sayın izleyicimizin bize atıflarını da kabul etmiyorum. Tamam, peki. Yani dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı bakın yarın çıktı parlamenter sistemle Cumhurbaşkanlığı hükümet soruları biz de pek sevmeyiz doğrusu. Yani onu söyleyeyim. Çünkü varsayıma dayalıdır yani. Hükümet ama soru var, cevap hakkı da elbette burada var. Gereksiz bir soru. Gereksiz. Peki siz bir şey söylemek ister misiniz şöyle, bilmiyorum. Şöyle nihayetinde Türk halkının yani referandum yapıldı ve vatandaşın talebi olarak bir sistem değişikliğine gidildi. Bu da hani iki tane lider rüyasında gördüğü için sistem değişikliğine gitmedi. Referandum yapıldı. Ve Türk halkı da genelde geriye dönüşü sevmez. Yani bugün aslında işte muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sistem diye yani dünyada herhalde yeni bir model gelişecek. Onu konuşacağız yeni şimdi. Bir tartışma şimdi biraz var. Sabır onun için. Dolayısıyla nihayetinde toplamda ya bu ülkenin gidişatına bu sistem zarar verdiği de bir gün başka bir sistem fayda getirecekse daha gelişmiş bir sistem tartışır. Bu entelektüel bir tartışmadır. Peki. Ha, siyasiler karar alırlar. Biz nihayetinde entelektüel olarak bu önceki sistemin faydalarına inandık ve savunuculuğunu da yaptık. Ama bu bizim için bir itikat iman meselesi de değildir yani. Bu konuda görüş de değişebilir, düşünce de değişebilir. Elbette. Önümüze konulacak rasyonel şartlarla ilgili bir meseledir diye burada düşünüyorum. Burada ben bir hukuki katkı sağlayayım. Yani bu parlamenter sistemle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışıyoruz ama parlamenteri daha tartışmıyoruz. Onu ayrı tuttuk cepte biraz. Yani burada dönüşte aslında hukuken bir imkansızlık da var şimdi. Nasıl var? İşte en azından 330 milletvekili alınmadan referanduma dahi götürülemez. 367 vekil ile değişiklik sağlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu veto ederse bu sefer bu sayı 400'e çıkıyor. Evet. 400'e kabul edilse bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu halk oylamasına, referanduma götürme hakkı var. Dolayısıyla bu değişikliğin bir de halk nezdinde 50 artı 1 ile kabul görmesi gerekir. Yani hukuki neredeyse bir imkansızlık var bu parlamento yapısı içinde. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Ben de oraya geliyorum. Sayın seyircimiz herhalde aldığınız yanıtları sağ olun soru için cevaplar da geldi. Devam edelim. Temel sorum şu, onu hatırlatayım sizi dinleyeceğiz zaten. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde nereler tadil edilmeli? Nerelerde ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz buna? Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhur İttifakı protokolü dedik ya, onun da birinci maddesine bakın, diyor ki Cumhur İttifakı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla daha etkin hale getirilmesini sağlamak. Dolayısıyla 2,5 yıllık bir sistem. Tadil edilmesi gereken yönleri var mı? Var. Bizim motivasyonumuzu, yok parlamenter sistem miydi?
değil midir? Artık muhalefetin de bundan vazgeçerek biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aksayan ne yön varsa nasıl düzeltebiliriz? Çünkü baktığımızda... Sizce nereler aksayan yönler var mı? Hemen söyleyeyim. Sayın Devlet Bahçeli'nin Etik Haber'e verdiği bir röportaj var. Kıymetli izleyicilerden rica ediyorum. Lütfen üşenmesin. Çok detaylı anlatılmış Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve çok da katkı sağlayacaklardır. Bu ön yargılara karşı da katkı sağlayacak. Elbette ki var. Şimdi siz parlamenter sistemin ruhuyla kurumları kurum ve kuralları dizayn etmişsiniz. 2,5 yılda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum noktasında ne yapmanız? Uyum yasaları çıkarmanız lazım. İşte tartışıyoruz. TCK 299 Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu. Parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı'nı koruyan maddeler var. Ama bir yandan partili bir Cumhurbaşkanı var. Biz hakaret edildiğinde Cumhurbaşkanı sıfatına mı hakaret edildi? Parti Genel Başkanı sıfatına mı hakaret edildi? En tersten başlayayım yani. Buradan başlayarak. Örneğin bu bir örnek diyorsunuz. Değişmeli. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı. Tamam. Başlayarak. Can Kakışım eleştiriyor orayı ağırlığı bakımından. Cumhurbaşkanlığının ağırlığı hem Anayasa Mahkemesi'nde hem de hukuk sisteminde. Bilmem katılır mısınız? Değil. Şimdi bakın. HSK'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi hep eleştirilirdi. İşte şeyin hükümetin çok etkisi var HSK atamalarında diye. 7 tane üyesi meclis tarafından seçiliyor. Yani mecliste Cumhuriyet Halk Parti'nin, İyi Parti'nin de önerebileceği bir üye HSK'da görev alabiliyor. Eski sisteme göre ilerleme olmuş mu? Eski sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırsız, sorumluluğu hiç yoktu. Yani vatana ihanet gibi soyut bir kavram üzerinden sadece yargılanabiliyordu. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı her türlü eyleminden dolayı cezai sorumluluğu var. Mecliste yeterli mevcut milletvekilleri tarafından aynı bakanlar gibi dokunulmazlığını kaldırılması, yargılanmaya yüce divana sevki noktasında. Geliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siz parlamentoda günlerce şeyi hatırlıyoruz ya sabaha kadar yasa çıkmasın, kanunlaşmasın diye yapılan o ayak diretmeleri hatırlıyoruz. Türkiye'nin etrafında 2016'da bir darbe girişimi atlatmış. Devamında Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de bu kadar kriz olmuş. O parlamenter sistemin hantallığıyla bu kadar seri şekilde hareket edebilme imkanı var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla aksayan yönlerin tespit edilmesi, muhalefetin enerjisini, evet Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden madem dönüş yok, şu noktalarda eksiklikler var. Bunları dillendirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tüm kurum ve kurallarıyla oturmasına da destek verilmesi gerekir. Daha mı demokrattır? Evet daha demokrattır başkanlık sistemi. Ben bunu bu yasa çıkmadan önce de Anadolu'da birçok panelde anlattım. Bakın kuvvetler ayrılığı diyoruz. Eski sistemde yürütme nereden çıkıyordu hükümet? Meclisin içinden çıkıyordu. Yani yasamaya birebir bağlıydı. Burada kuvvetler ayrılığından bahsedebilir miyiz? Hayır. Yeni sistemde nasıl? Yürütme organı, halk bizzat kendisi seçiyor. Yasamayı da ayrıca oyluyor. Dolayısıyla yasamayla yürütme arasında ne yaptınız? Erk ayrılığını sağladınız. Birbirlerini denetliyorlar. Yargı konusuyla alakalı biraz önce ifade ettim. HSK'da yani nitelikli çoğunluk nereden çıkıyor? Meclisin, yasamanın içinden çıkıyor. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından atanmıyor. Peki 2,5 yılda niye şu uyum işini bitiremedik? Uzun bir zaman değil mi 2,5 yıl? Ya Türkiye'nin çünkü içeride ve dışarıda uğraştığı problemler, enerjisinin başka yerlere gelinmesi, konunun sürekli bir meşruiyet alanında tartışılması, son olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde ifadeleri, bir meşruiyet tartışması. Bakın bu referandum mecliste çoğunluğu almış AK Parti ve MHP milletvekillerinin bir araya gelinmesiyle geçilmiş bir hükümet sistemi değil. Halkın oyuyla, yani referanduma gitmiş milletin %51'i Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet demiş. Dolayısıyla buradaki bu tartışmaların odaklanacağı noktanın nasıl tadil edilebilir? Sayın Devlet Bahçeli adım 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 anlatmış. Tadil noktalarını da anlatmış. Az evvel çünkü, benim alıntıladığım yerleri mi kastediyorsunuz? Evet. Tamam. Daha ayrıntılı orası daha ayrıntılı. Biz özetledik elbette vakti kullanmak için. Çok çok fayda var. Bu bölüm için son 3 dakikam kaldığını hatırlatmak isterim. Bakın çok hemen kısaca özetliyorum. 3 dakikam var. Parlamenter sisteme dönüşte biraz önce bahsettik. Anayasa taslakları var. Her ne kadar inkar edilse de burada mahalli idarelerin güçlenmesi adı altında özerk yönetimlerden bahsediyor. Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla alakalı tehlikeli oyunlar, tehlikeli maddeler. Öncelikle bunlara müsaade etmemek lazım. Yine bizim şu anayasa konusuna mı geldik ama? Yine şu anayasa konusuna mı geldik? Hükümet sistemini konuşuyoruz tabii ki. Anayasa değişikliği gerektiren bir hükümet sistemini görüşüyorsak onu da dile getirmemiz lazım. Onu dile getirmeden olmaz. Hukuk reformu konuşacağız mı? Konuşacağız. Eğer vakit kalırsa konuşacağız. Hukuk reformunu
Konuşurken buradaki bahsettiğiniz hangi konuların iyileştirilmesi lazım? Onları bir arada 3-4 dakikalık sunum hakkı verirseniz orada estağfurullah ne demek tabii ki süremiz elbette. Madem öyle yine bu bölümde de iki değerli konuğumuza bu hususta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tadilat gerektiren yanları var mı varsa nedir sorusuna yanıt almadık. Kısa bir aradan sonra bu işi yapacağız ve devam edeceğiz müsaadenizle. Müzakere devam ediyor. Üçüncü ve son bölümdeyiz artık. Her zaman üçüncü bölümde yaptığımızı bir tekrar etmek gerekiyor. O da süre artık daralmaya başladığını değerli konuklarımıza hatırlatalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tadilata ihtiyaç var mı? Nerelerde tadilata ihtiyaç var? Bunu konuşuyorduk ve iki konuğumuzdan görüş almamıştık. Şimdi Can Selçuk ile devam edebiliriz bu soruyu hatırlatıp. Şimdi öncelikle ben kamuoyu algısı tarafından yine olaya yaklaşmak isterim. Şimdi 2018 bir başa dönelim ve bu sisteme nasıl geçtiğimizi hatırlayalım. Hatırlarsanız 2017'nin sonlarında Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı ve dedi ki bu işin adını koyalım artık. İkililik oluyor. Başkanlık sistemi ise başkanlık sistemi olsun, parlamenter sistem ise parlamenter sistem olsun, hadi bunun adını koyalım dedi. Ve Türkiye böylece bir sürece girdi. Oradaki ilk plan neydi? Bir sonraki seçime kadar bu geçiş uyum yasalarının meclisten geçirilmesi ve ilk seçimle beraber, zamanında yapılacak ilk seçimle beraber, eğer anayasa değişikliği olursa tabii ki, şeyin iyi olmasıydı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiydi. Referandum yapıldı biliyorsunuz. Fakat devam eden süreçte seçim beklenmedi. Ve 6 ay öncesinde bir seçim kararı alındı ve Türkiye bir anda kendini bu uyum yasalarına vakit bulmadan, bu uyum yasalarını geçirmeye vakit bulamadan bir anda yeni sistemin uygulanmaya başlayacağı seçimde buldu. Hatırlarsanız Haziran seçimleri 2018'de yapılan. Şimdi zaten şöyle bir hata yaptık bana soracak olursanız. Hani bu bizim biraz genlerimizde var, kervan yolda düzülür diye bir lafımız severiz. Var. Severiz. Yani bu bizim özelliğimizdir. Fakat şimdi her konuda bu olmuyor tabii. Bir memleketin yönetim sistemi mevzu bahisse kervan yolda düzülür diye yola çıkmak pek olmuyor. Aslında bugün biraz onun sıkıntılarını yaşıyoruz. Çünkü şimdi kamuoyunda çok tartışılan konular var. İşte adalet sistemi o bu falan filan ama işleyişte de sıkıntılar var. Yani işte bakanlıklarla Cumhurbaşkanlığındaki ofisler arasındaki ilişkiler ne şekilde olacak? Mesela bir müsteşar pozisyonu vardı. O ortadan kaldırıldı doğru veya yanlış sebeple neyse. Seçilmemiş bakanlar geldi. O bürokrasiyle ilişkileri falan. Bunların hiçbirini tanzim etmeden biz bir anda bu sistemin içerisinde bulduk kendimizi. Şimdi kamuoyu ne diyor bu işe diye bakacak olursak kamuoyu şunu diyor. 2018'de seçime giderken hatırlarsanız şu kampanya vardı Cumhur İttifakı tarafında. Biz bu sisteme geçelim, çok hızlı karar verilecek, işte şöyle iyi, ekonomi böyle iyi olacak, işte yönetimde verimlilik gelecek, hızlanacağız. Serkan Bey de hızlı karar tabii vermeyi vurguladı. Şimdi ama toplum pek işlerin o yönde gittiği kanaatinde değil. Biz hem Haziran ayında hem Aralık ayında bunu sorduk. Belirli aralıklarla da soruyoruz. Üç tane tercih veriyoruz anketimize katılanlara. İşte aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisini tercih edersiniz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter, eski tip parlamenter sistem, kuvvetlendirilmiş parlamenter sistem diye. Şimdi şu eleştiriyi açayım. Hani kuvvetlendirilmiş parlamenter sistem ne ola ki insanlar onu tercih ediyor? Doğru ama biraz netleşiyor ama. Onu sormamızın sebebi şu. Yani aslında parlamenter sistem mi istiyor ahali yoksa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi istiyor, ona baktık. Haziran 2020'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyenlerin oranı %38'di. Aralık 2020'ye geldiğimizde bu oran %30'a düşmüştü. Geri kalan %68'lik kesim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dışında bir sistem istediğini söylüyor. Buradan ben de şöyle bir sonuca varıyorum. Toplum Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesi durumunda vaat edilen sonuçların elde edilebildiği kanaatinde değil. Başka bir sistem istiyor. Buradan yola çıkarak da bu sistemin aslında çok da istenilen sonucu üretmediği sonucuna ulaşıyorum. Şimdi eski parlamenter sistemi gerçekten savunan biri değilim ben. Yani
kendi içerisinde büyük açmazları olan, vesayete gerçekten yer bırakan, bir sert bir güçler ayrılığından bahsetmenin mümkün olmadığı biraz garip bir yapıydı açıkçası. O yapıda 80 darbesinden sonra şekillendi. Yani çok da şaşırmamak lazım garip bir yapı olmasına. Çünkü bakacak olursanız... Darbe ürünü. Darbenin ürünüdür. Yani darbenin antidemokratik reflekslerinin tezahürüdür aslında. Şimdi fakat burada bir talep var tabii ve bugün Türkiye'nin yargı reformunda Serkan Bey eminim çok daha teknik konulara girerek böyle hani nokta atışı önerilerde bulunacaktır ama bugün Türkiye'de şunu görüyoruz. Bakın bir güçler ayrılığı problemi var bugün Türkiye'de. Ve biz bunu yaptığımız anketlerde de görüyoruz. Biz sadece bizim değil, başka araştırma şirketlerinin, en azından benim güvendiğim başka araştırma şirketlerinin yaptığı şeylerde de görüyoruz. Araştırmalarda da görüyoruz. Şimdi biz Kasım 2020'nin ortasında şunu sorduk hani reform söyleminin üzerine. Türkiye'de yargı ve adalet ve ekonomi alanında reforma ihtiyaç var mıdır diye her ikisini ayrı ayrı sorduk. %85'in üzerinde evet cevabını aldık. Şimdi her ikisi içinde. Her ikisi içinde. Şimdi toplumda böyle bir talep var. Çok net bir şekilde gösteriliyor, gözüküyor. Programın başında Aksoy Araştırma'nın yeni yaptığı bir araştırmaya referans vermiştim. Orada şöyle bir sonuç var. Toplumun %60'ı, %64'ü yanılmıyorsam mahkemelerin adi suçlarda verdikleri kararlara güvenmiyor. Tamam mı? Şimdi yani dolayısıyla toplumda yargının bağımsız hareket ettiğine dair bir güven sıkıntısı mevcut. Bu neden oluyor? Çünkü ülkede güçler ayrılığı yok ve onun olduğuna dair ne kadar söylense de toplum da buna inanmıyor. Burada tabii hani mahkemelerin bağımsızlığı hakkında konuşmak çok da rahat. Burada şunu da söyleyeyim yani mahkemeler çok büyük. Yükü de altında, bunu da biliyoruz. İş yükü de altında. Hani burada bir haksızlık etmek istemem yani bizim değişmeyen sorunumuz ama yargı anladığımız yükü. Kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla tabii ki Serkan Bey burada işin pratiğinden gelen bir insan olarak teyit edecektir diye düşünüyorum. Mahkemelerde muazzam yani insan ötesi bir yük olduğu da ortada. Dolayısıyla burada yani bağlamam gerekirse biz bu işi yeterince hazırlamadan, gerekli kanunlarını geçirmeden, gerekli ön hazırlığını yapmadan... Sistemden sisteme geçtik. Bugün muhalefet partilerinin anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemde daha ete kemiğe bürüneceğini anladığım kuvvetlendirilmiş bir parlamenter sistem tartışmasını ben anlamlı buluyorum. Bunun temelinde de gördüğüm kadarıyla sert güçler ayrılığının... bu işin temelinde o olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla açıkçası sistemin adına çok takılmadan ben güçler ayrılığı temelinde bir sistem tartışması yapılmasını anlamlı buluyorum. Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. İhsan Aktaş'la devam edebiliriz. Destek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek sizce de düşüyor mu ve güçler ayrılığı sorunu var mı? Şimdi bir sistem değişikliğine gidildi Türkiye'de ve biliyorsunuz yani en ufak bir organizasyonda bile bir radikal değişikliğin sancıları olur. Yani biz nihayetinde devlet yönetim sistemi değişti Türkiye'de. Bunun elbette ki çok büyük sancıları olacak. Biraz da şöyledir işte Türk milletinin karakteridir bir yönüyle de. Ya muhtemeldir ki şu değişimi bir Avrupa'da bir devlet 20 yılda düşünüp tasarlayıp ancak yapabilirdi. Belki hani sonuçları biraz daha sancısız olabilirdi. Bizim hem darbe girişiminin arkasına denk gelmesi, devamında da 4-5 yıllık büyük mücadelelerin olduğu bir dönem olması aslında bir yönüyle başkanlık sisteminin avantajlarından bu toplum istifade etti. En büyük avantajı şuydu, ülke büyük bir tehditle karşı karşıyaydı, iç ve dış tehditle ve bu tehdit sürecinde dinamik karar almakta zorlanmayan, çabuk karar alan ve şeyden yani bir takım yasalardan, Cumhurbaşkanı kararnamelerinden bazı süreçlerin işletilmesine kadar ya milletin ölüm kalım verdiği bir mücadelesi verdiği bir dönemde
bu kadar dinamik bir sistemin var olması çok faydalar üretti. FETÖ ile mücadelede, PKK ile mücadelede, IŞİD'le de ve uluslararası bazı adımlarda. Zaten şey olduğunda bu Suriye meselesi de bizim için içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğinde hediye olarak beraberinde 3 tane de terör örgütü gelmişti. FETÖ, IŞİD nereden çıktıysa, IŞİD'in bizimle ne meselesi varsa ve PKK. Şimdi bu avantajı kullanırken asıl hani sistemin oturması, entelektüel tartışmalar, bazı şeylerin yani anayasa değişikliklerinin alt metinlerin hazırlanması, reformların düzene konulması gibi konular bir bakıma da bu 4-5 yıllık sert mücadele döneminde de ihmal edilmiş olabilir. Nihayetinde toplumun beklentisi şudur. Bir devlet düzeni olsun, hukuk işlesin, ekonomi iyi olsun ve biz de rahat edelim. Yani toplumun temel beklentisi budur. Ama Türkiye... Destek düşüyor mu sizce? Efendim, bunlar ışığında destek düşüyor mu sizce? Ya şöyle, nihayetinde halk günübirlik beklentisine bakar. Destek düşebilir ama şimdi bu şeyler, mesela referandum gibi, seçim gibi, bu tür konulara destek mevzuları ne zaman berraklaşır? Diyelim ki Millet İttifakı referanduma gitmek istedi, bir taraf oldu. Cumhur İttifakı da bir taraf oldu. Destekten karara kadar her şey tepeden tırnağa değişir. Yani nihayetinde bu toplum... Başkanlık sistemine hazır değildik. Ya bizim araştırmalarda %35-37 geçmiyordu ama toplum bir krizle karşı karşıya kaldı. İki parti ve iki lider buna öncülük etti. O %35'lerde olan değer birden %50'yi aşarak bir karara dönüştü. Dolayısıyla şimdi tekrar ölçtünüz mü yakın zamanda? Yani bizim çok yakın zamanda ölçtüğüm ölçümüz yoktur. Yani daha başlangıç dönemlerinde ölçmüştük tamam. Ama şu an bugün ölçümüz yoktur ama dediğim gibi yani zaten şeyde yani referandumdan önce 35-37'lerde olan bir talep iki partinin liderliğiyle öne geçti. Şimdi dezavantajları ne? Yani çok avantajlarını kullandık. Ne için? Krizi aşmak için, savaşlar için, Türkiye'nin bölgesel gücünü tahkim için. Dezavantajı da şu oldu, hukuk reformu gibi, yapısal reformlar gibi, ekonomik reform gibi, siyasi partiler yasası gibi, seçim yasası gibi meselelerde elbette ki bu teyakkuz halindeki meseleler bu tür konuları geciktirdi. Şimdi üçüncü adıma geldiğimizde işte tam bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız biraz da bu işte beka meselesi dediğimiz meselelerin, terörle mücadelenin, uluslararası alanda sert güçle elde ettiğimiz o tahkimatın biraz da doyum noktasına ulaştığı bir noktada şimdi bunların elde tutulması lazım. Yani millete aş lazım, millete hukuk lazım, millete huzur lazım. Burada da işte yapısal reformlar, hukuk reformları ve ekonomik reformlar mevzusuyla gündeme geldi. Bununla beraber Avrupa Birliği ilişkilerinde bir yumuşama oldu. Ben önümüzdeki olması bekleniyor. Bekleniyor. Şöyledir. Ya bir tavır karşı tavırı etkiler. Bir soru sorabilir miyim? Buyurunuz lütfen. Eğer İhsan Bey'in itirazı yoksa. Müsaadenizle daha iyi anlamak için daralmakta olduğunu da hatırlatmak istiyorum tekrar. Çok pardon lafınızı böldüm İhsan Bey. Yani şunu ben anlamak istiyorum. 2018 seçimine gitmeden önce AK Parti tek başına iktidardı. Parlamentoda da çoğunluğu vardı. Üstelik Milliyetçi Hareket Partisi'nin beraber hareket etmesiyle parlamentodaki daha da şeyi kuvvetleniyordu. Varlığı kuvvetleniyordu. Yani eğer uyum yasaları geçirilmiş ve o süreç beklenmiş olsaydı dış politikada FETÖ'yle mücadelede, IŞİD'le mücadelede, PKK'yla mücadelede saymış olduğunuz neleri yapamazdı mesela başkanlık sistemine geçmeseydik de tek başına AK Parti hükümeti MHP desteğiyle devam etseydi? Yani nasıl şöyle, yani o senaryoya göre nasıl bir artı avantaj sağladı? Yani şöyle tek başına AK Parti iktidar olsa Recep Tayyip Erdoğan gibi dirayetli bir liderde yine avantajları olurdu ama mesela kararname yetkisi yoktu bugünkü gibi. Meclis çoğunluğu vardı. Meclis çoğunluğu vardı ama işte bugün kararname çıkıp şu kadar FETÖ'cünün tasfiyesinin bir anda mümkün olma imkanı yoktu. Şöyle yani yine AK Parti iktidar, yine Recep Tayyip Erdoğan lider pozisyonundaysa bazı şeyler daha kolay olabilirdi. Çünkü etkin bir lider, 3 aşağı 5 yukarı başkanlık sisteminde olan bazı yetkileri kullanabilirdi. Ama bugün baktığınız zaman sadece şeyde değil, yani sadece terörle mücadele ya da girdiğimiz bazı savaş boyutunda mücadelelerde değil, ya bir pandemi yönetiminde bile baktığınız zaman Cumhurbaşkanlığı yönetiminden İçişleri Bakanlığı davranışına, Sağlık Bakanlığı'na kadar topyekün organize, dinamik bir devlet yönetimi var. Biz bu devletin ya eski halini de biraz biliyoruz. Mesela yani ne kadar pratik bir devlet bir olduğumuzu, ne kadar şey olduğumuzu görmüş olduk yani. Peki, kıymetli bir soru. Burada bahsettiği uyum yasaları meclise sunulacak. Dolayısıyla kamuoyunda çok derin, geniş katılımla herkesin görüşü alınarak yapılacağı için pandemi, dış politika gündemi, Türkiye'deki kamuoyunun
bunu gündeme haline getirebilecek hiçbir ortam olmadı. Çünkü pandemi önceliğinde nasıl televizyonlarda bunu günlerce tartışılması lazım. Örneğin siyasi parti kanununun değiştirilmesi, daha doğrusu siyasi parti kanununun yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi. Neyle alakalı? Daha güçlü bir meclis yapısıyla alakalı. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli lideri ifade etmiş. Parti içi demokrasinin artırılması, 1982 tarihli siyasi partiler kanununun değiştirilmesi, peki, milletvekillerinin saydık onları. Evet. Milletvekili ve belediye başkanlarının daha parti üyelerinin iradesiyle belirlenmesi noktalarındaki değişiklikler. Bunların da zaman alan ve kamuoyuyla tartışılması gereken ama konular aynı, olduğu. Aynı yere hocam, geliyoruz ama 2,5 yıl noktasına geliyoruz. 2018'den Mart 2020'ye evet, neredeyse 2 sene var ya. Şöyle ben tamamlamış olayım. Olur, şu lütfen, an tamamlayalım. Yani ben çok net şunu söyleyeyim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız Bey ile sürekli konuşuyorum bu konuları. Hı hı. Çok çok uyum yasaları noktası çok önemli hazırlıklar var. Bu hazırlıklar devam ediyor. Ve kamuoyunun da bunlar takdirine sunulacak ve kamuoyunda tartışması peki, sağlanacak. Bakalım o zaman. Buyurun tamamlayalım İhsan Bey. Gelecekte muhtemelen rota şu tarafa doğru evrilecek diye düşünüyorum. Nihayetinde bu başkanlık sisteminden önce bürokrasilik vesayet diye bir şeyden bahsediyorduk. Ve temsilcileri de dışarıda iş adamlarıydı. Uluslararası vesayetle tahkim edilmiş. İçeride de askerlerdi. Bu sistem bir defa yaklaşık o tahkim edilmiş bürokratik vesayeti aslında tasfiye etmiş oldu. Ben şunu düşünüyorum. Çok parçalı, işte güçlendirilmiş demokrasi, güçler ayrılığı gibi ifadelerle gelen ve yönetme yetkinliği zayıflayan idarenin elinde tekrar bizde bürokratik vesayet şeyini, zeminini güçlendirir. Siyaset de şu konuma gelir. Güçler ayrılığı sorunumuz yok yani sizce? Bu yok. Güçler yok. Ayrılığı sorunu diyorsunuz. Ben az önce bir aslında bir tanımlama yaptım. Dedim ki devletin sert mücadele ve terörle mücadele verdiği dönemde hukuk reformu gibi güçler ayrılığı bazı şeyler ihmal edilmiş olabilir. Bugün bunlar tartışmaya açıldı. Fakat uzun vadede bugünkü muhalefetin murad ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistemden gelecek olan şey şudur. AK Parti özellikle de FETÖ'nün tasfiyesiyle birlikte devleti doğrudan siyasetin yönettiği bir mekanizma haline getirdi. Peki. Bugüne kadar siyaset şöyleydi. Memur asıldır, siyasetçi geçicidir. Devlet bizimdir mantığıyla bürokratlar devleti yönetiyorlardı. Hı hı. Hayal edilen sistem tekrar bürokratik vesayeti geri getirir. Arkadaşlar da hancılar, memurlar olur, yolcular da siyasetçiler olmaya devam ediyor. Peki, izleyicimiz soru sormuştu ya, ekonomiyi konuşsunlar diye. Evet. Ben de cevap vermiştim. Ayrı bir program lazım. Yani. Evet, yani Millet İttifakı, milletin derdini anlatmıyor diye. İşte bu parlamenter sistem, hiç milletin gündeminde olan bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl geliştirilebilir, daha iyi olabilir noktasında katkı sağlanacağını peki, vatandaşın hiç gündeminde olmayan konular sürekli gündeme getiriyor. Durun bakalım belki önümüzdeki dönemde gündeme gelebilir. Şöyle bir tespit yapacağım ama da. Ama şu soruyu da ne olur kabul edin. Neden tamam, parlamenter güçlendirilmiş ya da değil her neyse neden onu savunuyorsunuz? Onu da birer cümleyle rica edeyim tüm konuklarımızdan. Evet, ben o zaman öncelikle ona cevap vereyim. Az önce de söylediğim gibi güçler ayrılığını daha ciddi biçimde tamam, sağladığı için ve bu mevcut sistemde yetkiler çok fazla merkezileşmiş, tekelde toplanmış olduğu için buna karşıyım. Ayrıca bu şeyi de bu konuşmalar aslında sevgili Can'ın sorusunda bu bağlamda anlamlandırıyorum. Yani İhsan Bey'in de sevgili Serkan Toper'in de konuşmalarında öyle bir bakış açısı var ki sanki bu Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi ya da dışarıya yönelik operasyonları vesaire sadece bu sistemde olabilecekmiş gibi. Yani bu gayet tabii ki doğru değil. 90'lı yıllarda söyledi, Türkiye PKK terörünü tamamen bu topraklardan kazımıştı. Veya işte Irak'a operasyonlar düzenlemişti. Kardak krizini malumunuz yine Türkiye'nin lehine bir şekilde çözümlemişti. O zaman ne parlamenter başkanlık sistemi vardı. Ne Sayın Erdoğan'ın liderliği var. Demek ki bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmayan işler değil. Bu sistemle de yapılmış bir iş değil. Bir de İhsan Bey'e bir takılmak istiyorum bir konuda. Buyurun. Bürokratik vesayetten vesaire bahsetti ama bu programın başında siz şeyi övdünüz. Almanya'nın vesaire Avrupa ülkelerinin kurumsal yaklaşımını övdünüz. O tam olarak işte bürokrasidir, bürokrasinin gücüdür. Bazı problemler yani, var canım. Ben yani onu bir dinlenme fırsatı olmamıştı. Doğru, ama överek genel anlamda olumlu buldunuz. Orada bir çelişki oluştu. Onu da söylemek isterim. Kurumsallığı övüyorum fakat pandemide bir şeyle karşı karşıya kaldık. Pandemide dünyada birkaç devlet öne çıktı. Güney Kore, Türkiye, Çin saymıyoruz. Sistemi farklı. Çin'i bilmiyoruz. Almanya. Burada da şunu gördük. O aşırı derecede kurumsal firmaların refleks gösterme, yenilik yapma ve pozisyon alma durumları hayli hantal oldu. Mesela Fransa dedi ki 6 ay sonra maske üretmeye başlayacağız. Oysa bizim şeyciler, overlockçular, sıra ötücüler o gece başlamışlardı.
Biz aslında o şeyin nasıl maskelerin üretildiğini ve piyasaya sürüldüğünü de gördük. Şöyle düşün, şu an sürat kendine yeten, o zaman dikişleri falan dökülüyordu. Şöyle, kendine yeten başka dünyalara da maske verebilen bir pozisyonda Türkiye veya tıbbi şu cihaz. Şu anda elbette. Şu ürünü anda de, o, öyle. Biz o acaba maske iyi mi oldu, kötü mü oldu dediğimiz günlerde Fransa'da şeyler, hemşireler ve doktorlar eylem yapıyorlardı ve çağrı yaptılar. Sokaktaki insanlar maskelerini sağlık çalışanlarına versinler diye. O aslında şeyin, o olağanüstü bürokrasinin aslında o devletlere bir yetenek kaybı da getirdiğini görmüş buna, olduk. Buna çok itiraz etmiyorum şu bakımdan. Şimdi zaten demokrasi teorilerinde şu her zaman tartışılır. Demokrasi mevcut sistemlerin en yavaşıdır. Doğru. Daha az etkilisidir. Bu da doğru. Ama demokrasi yine de en meşru, hatta tek meşru yönetim biçimidir. Çok demokratik bir sistem. Buradaki bütün tartışmalar şuna biraz eğiliyor. Burada çok verilen bir örnek vardır. Almanya ile İngiltere'nin 1930'lu yıllardaki karşılaştırması. Şimdi İngiltere'de Thales Irmağı üzerine bir köprü yapılacak. Haftalar boyu mecliste bu tartışılıyor. Nasıl yapalım, bu ne kadar maliyet olacak, mesela asma köprü mü yok, taş köprü mü olacak vesaire. O sırada Hitler bütün bir Almanya'yı aynı süre zarfında karayollarıyla donatıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Demek ki oradaki hız her zaman o yönetim sisteminin doğru olduğu anlamına gelmiyor. 7 Haziran'da peki. Türkiye 45 gün CHP ile AK Parti hükümet kurmak için koalisyon görüşmeleri yaptı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Hükümetler kurulamadı. Yani kurulması için mi yapıldı bilmiyoruz CHP ama. CHP 45 gün AK Parti ile ittifak yapmak için ön koşulsuz oturuyoruz dedi masaya. Doğru mu? Bunları da hatırlatmak için. Ve hükümetler kurulamadı. Ülke tekrar seçime gitti. O bahsettiğim parlamenter sistemin nasıl bir istikrarsız yapı ortaya çıkardığını anlatabilmek için söylüyorum burada. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otoriter bir yönetim olduğu için daha hızlı değil. Çok demokrat bir yönetim tarzı. Yani bizzat hükümet kurmak için partilerin oturup konuşması, müzakere etmesinden daha doğal ne var sevgili bak, Serkan? Şey ya. Anlatıyorum 45 gün sürdü. Sonra hiç bu ama bak, görüşmelerden bir şey çıkamadı. Hükümet kurmak için mi yapıldı acaba o görüşmeler gerçekten? O hükümet kurulamadı. Yoksa bir nevi bu sorumluluk üzerimizden kalsın diye mi yapıldı? Bugüne dair çok mesaj var siyasetle alakalı da. Şimdi hukuk reformuna vakit kaldı. Acele ediyorum. Onun için acele ediyorum zaten. Evet. 3'er dakika değerli konuklarımıza vakit verebiliriz. Hukuk reformundan söz ediliyor. İktidar tarafından reform kelimesi kullanılıyor. Eleştirenlerse bu reform kelimesi çok erozyona uğramış bir kelimedir. Gerektiğinden sık ve fazla kullanılıyor. Daha sonra ortaya çıkan şeye reform demekte güçleşiyor diye eleştiri dile getiriliyor. Hasılı elimizde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşımıyla bir hukuk reformu planı var. Fakat onun ne olduğunu şimdilik tam olarak bilmiyoruz. Serkan Bey sizle başlayalım. Özellikle bu konuya vakit ayırmak istemiştiniz. Buyurunuz 3 dakikanız sizindir. Ya bir hukukçu olarak reformdan beklentimizi ifade etmek istiyorum. Hem eleştiri olarak hem bir beklenti olarak. Bir uzun tutukluluk süresi. Birinci günden maddemiz bu. Yani soruşturma aşamalarında 18 aya kadar, hatta zorunlu hallerde bunun 24 aya çıkarılmasına kadar böyle bir tutukluluk süresi hiçbir modern hukuk sisteminde olamaz. Yani hakim karşısına çıkmadan insanların 18 ay tutuklu kalmaları, bunu iş yoğunluğuyla da açıklayamazsınız. Hiçbir dosya 18 ay tamamlanmadan iş yoğunluğum vardı bahanesiyle bekletilemez. İnsanların acilen hakim karşısına çıkarılması lazım. 12 ay, 8 ay bunlar dahi çok uzun sürelerdir. Savcılık makamı bu operasyonu yapıyor ise bunu da en yakın zamanda hakimlik makamının karşısına çıkarmak noktasında da gerekli altyapısını da oluşturmak zorunda. Dolayısıyla reformun birinci maddesinin tutuksuz yargılamanın esas olduğu bir hukuk düzenini oluşturmak olmalı. Yok katalog suç, yok kaçma şüphesi. Ya kaçma hakimin savcının takdiri değil. Kaçırmayacaksın. O bıraktıysa bu bakanlığın görevi. Peki. Gerekli önlemleri alacak ve kişiyi kaçırmayacak. Birinci nokta bu. İstinaf ve anayasaların yapısı. İstinaflar daha hızlı bir yargı, daha yargılamalar daha hızlı sonuçlansın diye getirildi. Maalesef süreci uzatmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Hmm. Bölgesel istinaflar, bölge istinafları arasında farklı kararların oluşmasına sebebiyet verdi. Bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Peki. Anayasa Mahkemesi'nin yapısının düzeltilmesi lazım. 8 tane hukukçu olmayan üye meselesi var. Hmm. Kısa kısa geçiyorum bunları. Olur, lütfen lütfen. Son 1,5 dakika içerisindeyiz. Çok kısa kısa geçeceğim. Bir, hukuk fakülteleri meselesi var. 101. sıradan, daha düne kadar 201. sıradan hukuk fakülteleri öğrenci alıyordu. Şimdi 100 bine düşürüldü ama yeterli değil. Bu rakamın daha da aşağılara çekilmesi, hukuk fakülteleri önemli fakültelerdir. Tabii. Hakim, savcı, avukat, hak ve adaletin olduğu yerde liyakat önem arz eder. Dolayısıyla ticarethaneye dönmüş, yeterli eğitimi verilemediği fakültelerin acilen denetime alınması, yeni fakülte kurulmasına müsaade edilmemesi,
stajyer avukatların özlük hakları, sigorta hakları, maaş haklarının verilmesi. Bu yargı reformunun en önemli konuları olması lazım. Peki. Hakimlik savcılığa kabulde mülakat. Hı. Mümkünse kaldırılması. Sadece terörle irtibat ve iltisak noktasında araştırma yapılması. Vatan evlatları arasında referans arama mecburiyetinin kaldırılması. Eğer bu yapılmayacaksa da mülakata en fazla alınacak hakim savcı adayından %10 fazlasının çağrılarak yazılı sınav başarısına bağlı kalınması. Ve kadına şiddet yasası var. Hep söyledik, kadına şiddetle mücadele. Bizim Türk Ceza Kanunu'nda kadına şiddet başlığı altında yeni bir paragraf oluşturmamız lazım. Yani kadın cinayetlerini 81 ve 82 kapsamında değil, kadına ayrıca şiddet başlığı altında değerlendirip onun altyapısını, 62 uygulamasını, 29 uygulamasını, yani ağır tahrik ve iyi hal indirimlerini ayrı ayrı değerlendirmemiz lazım. Peki. Kadına şiddetin tanımını yapmamız lazım. Peki. Hayvan hakları yasası artık Şubat ayında bekliyorduk, çıkması lazım. Evet. Ve süresiz nafaka konusu var. Yani 3 ay evli kalıp ömür boyu evli kaldığı kişiye nafaka ödenmesi bir insan hakları ihlalidir. Yıllardır gündemde ama bir türlü çıkarılamadı. Doğru. Nafakanın evlilik süresiyle azami sınırlandırılması noktasında acilen yasal düzenleme yapılması lazım. Peki. Peki. Onun dışında da vergi usul kanunu 359 ile alakalı çok mesaj geliyor. Hı hı. Baktım orada her takvim yılı için ayrı bir ceza ve her takvim için zincirleme ceza ve kullanma ve düzenlenme şeklinde iki ayrı ceza veriliyor. Burada da ağır mağduriyetler oluşabilir. Bunun da düzenlenmesinde fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Serkan Bey'in her dediğine katılıyorum. Bir hukukçu olduğu için elbette 3 dakika dedik ama biraz daha fazla süre verdik. Can Selçuk iyi buyurun. Görüş bu mudur? Her söylediğine katılıyorum. Eksik kaldığını düşündüğünüz bir yer var mı peki? Şöyle değerlendirecek ehliyetim yok açıkçası. Kendisi hani hukuki ya da şu düzeltilmeli diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani ben tekrar olayı şeye döndürmek istiyorum. Bu sert güçler ayrılığı meselesine döndürmek istiyorum ve esas tartışmamız gereken konulardan birinin de bu olduğunu düşünüyorum ve bir dahaki sistem, yani buradaki sistem tartışması her neyse, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi mi, kuvvetlendirilmiş parlamenter sistemi mi, esas olmazsa olmazımızın bu olduğunu düşünüyorum. Mevcut yapı içerisinde, ki bununla mücadele edebilecek birkaç şey de söyledi aslında Serkan Bey, sert güç ayrılığını eğer tesis etmezsek bir demokratik sistemin devamından bahsetmek bence çok mümkün değil. Peki, teşekkür ederim. 80 anayasası kuvvetler ayrılığı demez. Kuvvetler arasında dayanışma der. Doğru. Anayasa, evet. Böyle söyler, bir şey daha söyler. Temsilde adalet, yönetimde istikrar. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında. Ama teraziyi de böyle kurunca ne olur bilmiyorum sonuç olarak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yönetimde istikrar garanti altına alındı. Mecliste daha çok temsil için barajın düşürülmesi gerekiyor. Peki. Ağaç. İhsan Bey buyurunuz. 2,5 dakika ayırabiliriz. Şimdi baktığınız adalet zaman reformu konusunda. Bir millet olarak, yani millet tarafından baktığınız zaman devletten ne bekler? Bir, yani bir adaletin yerini bulmasını bekler. İkincisi, bir davacı olarak yani şeye gittiği zaman, mahkemeye gittiği zaman meselesinin çabuk ele alınıp çabuk sonuçlanmasını bekler. Hı-hı. Nihayetinde bunun devamında da adaletin tecellisini bekler. Ben Adalet Bakanı yaklaşık 2 yıldır özellikle de yani adi suçlardan tutun da en yaygın davalara kadar, yani ticari davalara kadar geniş bir çalışma yaparak aslında hukuk sisteminin işlemeyen yönlerini teker teker ele aldı ve aslında bir reform paketine dönüştürdü. Bunlar da böyle sadece değil, yani dışarıdan bakıldığı zaman daha çok yani adalet hangi mesele üzerinden gündeme geliyor. 3,5 tane siyasi mesele üzerinden gündeme geliyor. Dünyada o konuşuluyor. Oysa biz aslında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri yani yargı sisteminin problemlerini, onların ağır iş yüklerini, işte şeylerin özlük haklarını, hatta 10 yıl önce şeyleri de konuşuyorduk. Yani bizim adliyeler ahır gibiydi. Affedersiniz. Yani gittiğiniz biraz zaman en bakımsız, en köhne, devlet desteği olmuyor. Mesela bir Enerji Bakanlığı'nın binasıyla Adalet Bakanlığı'na gittiğiniz zaman ikisi arasında dünya kadar fark vardı. Özellikle adliyeler ciddi anlamda yani devletin birçok kurumundan daha iyi pozisyona geldiler. Bir defa mekansal iyileştirme oldu. İkincisi, şimdi adalet sisteminin yükü varken üzerine yüz binlerce davası olan bir FETÖ yükü daha geldi. Terör örgütü yükü daha geldi. Şimdi burada belki bir taraf diyecek ki Türkiye'de adalet yoktur. Bir tarafta diyecek ki durumumuz budur. Yani eldeki hakim savcı yetkinliğimiz budur. 5000 tane tasfiye edilen var, yerine alınanlar var. İkincisi, yükümüz budur.
Ama nihayetinde bunu bir savunma psikolojisi ya da kötüye gidiş alameti olarak görmeyecek. Hükümete de düşen vatandaşın taleplerine göre bunu iyileştirmektir. Fakat tek şeyim şu benim. Bu adalet reformu ya da iyileştirme tartışmalarının 3,5 tane davaya kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şu davalar rast giderse Türkiye'de adaleti bunlar olmazsa kötü modundan çıkarmak lazım. Yani şunu bilelim, bu Türkiye'de hakimler, savcılar masaya oturduğu zaman hukuka uygun karar veriyorlar ve işlerini yapıyorlar. Peki. Bir tane iki tane davadaki sapmayla o bütün hakim savcıların emeklerini de heba etmememiz lazım geldiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu fasılda programa aslında başlamadan evvel ya da ara verdiğimiz noktalarda iki değerli konuğumuz özellikle adalet reformu konusunda söz istemişti. Bunlardan biri hukukçu Serkan Toper'di, diğeri de siyaset bilimci Can Kakışım'dı. Son dakikalar içerisindeyiz. Buyurunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu hukuk reformu lafını biz AK Parti hükümetinin kurulduğu günden beri duyuyoruz. Yani burada zaten sürekli biz reforma ihtiyaç duyuyorsak bazı sıkıntılar var demektir. Bunu söylediğimizde iktidar cenahından şunlar söyleniyor. Yani deniyor ki işte bu çok doğaldır zaten, bazı reformlar olmalıdır, bunlar olumludur. Çünkü Türkiye dinamik bir toplum, o yüzden sürekli bazı sorunlar ortaya çıkabilir ve hukuk reformu da gerekebilir demekteler. Fakat yani bu Türkiye'nin reform yapmayı düşündüğü konular tali konular değil ki, en temel konular. Yani adil yargılanma vesaire gibi konulardan bahsediliyor ve bu noktada bir hukuk reformu yapılacağı söyleniyor. O zaman iktidarın bu noktada biraz dönüp kendisine bakması ve bir eleştiride bulunması gerekli. Ha, buradaki bütün şeyler, gerçi bununla alakalı tam bir listeye sahip değiliz. Yani neler yapılacak vesaire, bunlar henüz çok net bir şekilde ortaya çıkmış değil ama yani en azından basından okuduğumuz kadarıyla biraz daha teknik detaylar da var. Şu önemlidir, olumlu da karşılıyorum. İşte hakimlerin belli konularda ihtisaslaşmasının sağlanması, evet doğrudur. Bu bence de olmalıdır. Veya işte adli kollukta bir hukuk kadrosu açılması, hukukçulara da bir kadro açılması, evet olabilir. Son iki dakika. Veya evet, duruşmaların video konferans yöntemiyle yapılması, evet bence de olması gereken bir husustur. Ama burada ben yine basına yansıyan maddelere bakıyorum. Yani bir hukuk artık bir hükümetin 20. senesinde hala tartışılması biraz düşündürücü olan konular da bu noktada devreye sokuluyor. Mesela deniyor ki Avrupa Birliği'nin, AİHM'in, Birleşmiş Milletler'in konuyla alakalı kararlarına bakarak bir insan hakları eylem planı hazırlanacak deniyor. Bunu okudum. Yani insan hakları eylem planı hazırlamak için bir parti, bir hükümet 20 seneyi bekler mi? Veya 20 seneden sonra bununla alakalı bir adım atar mı? Veya işte ne deniyor? Bir şey, üst mahkemenin kararlarına uyulmasının sağlanması, AİHM kararlarına uyulmasının sağlanması. Elinizde olan, bu durumda olan davalar var. Bununla alakalı siz gereken uygulamayı yapmıyorsunuz. Ama bunların düzeltileceğini söylüyorsunuz. Demek ki Türkiye'deki sorun yasalar değil aslında. Yasalarda da sorunlar olabilir ama Türkiye'deki temel mesele uygulanma. Biz bu yasaları yeterince uygulamıyoruz. Bu bahsedilen sorunlar da uygulama konusunda çıkıyor. O yüzden eğer sorunlar kendisini daha ziyade bu noktada belli ediyorsa ki realite bu, o zaman hükümetin de dönüp kendisini sorgulaması ve hukuk kurumlarına yönelik güveni düşürücü söylemlerden de o zaman uzak durması gerekiyor. Eğer siz peki sürekli AİHM kararını tanımıyorum, Anayasa Mahkemesi'nin kararı yok hükmündedir vesaire derseniz gelinecek sonuçta bu olur. Peki, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi noktayı koyma vakti artık, yavaş yavaş. Bizden sonra derbi var, Mesut Özil var, çok daha fazlası var. Hasılı bizden sonra kontra var. Müzakere sona erdi, hoşçakalın.